Öyle. Çok çok heyecanlıyım. Sofram hazır. Konuklarım gelmeye başladı. İlk önce İlber hocam geliyor. Geldi. Ay İlber Bey. Ay selam. Ne yapıyorsun ya? Çok iyiyim. Bari memnun olsan buraları idare. Sizi buraya hocam. Ne tatlısınız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Ne iyi yaptınız da geldiniz. Ah, hava iyi. Biraz soğuk ama içerisi iyi. İçerisi çok iyi. Çok dışarıda sıcak, da ateş yanıyor zaten. Evet, ateş de yaktık dışarıda. Allah, tam burası, orman usulü. Evet, güzel oldu. Bak masamız falan da güzel oldu değil mi hocam? Zaten şimdi buraya herkes şık şık gelir, bir tek ben ormanlığı giydim. Siz de çok şıksınız. Buraya ok yakışır. Ben bu tüy ceketleri çok severim. Yeleğiniz çok güzel. Tabii, bence son ve buradaki de rozetimiz de hazır burada. Her şey hazır. Siz merak etmeyin. Şimdi hocam bu geceki yemekler şöyle bir menü hazırladık. Çok güzel bir menü listesi maşallah. Evet, güzel hazırladık değil mi? Bunu alacağız. Evet, hatıra olarak. Şimdi... Bunların hepsini yiyen zaten Allah versin, Allah ömür versin demek lazım. Ha. Şöyle. Efendim bakalım. Pastırmalı humus. Humus var. Güzel. Tahin yoğurtlu bal kabağı. Tahin yoğurtlu bal kabağı. Fırında yaptık onu. Karamelize soğanlı mercimek salatası. Bak hele. Bak şimdi. Portakallı kereviz. Oo, yağ mantısı. Evet, Kayseri. Mürdüm erikli semizotu salatası. Kayseri bunlar hep. Kayseriler. Ciğer taco. Bu çok orijinal füzyon. Çekiç zeytin salatası. Bu parseriler ne varsa mutfakta getirmişler. Bunları özel yaptık ana yemekte. Ayvalı kayısılı güveç. Sonra ana yemek de ayvalı kayısılı güveç. Zeytinli ıspanaklı Ege pilavı. Hocam bir motor sesi var. Evet. Kim olabilir bu? Valla benim doktorum olmasın, duymasın bunları yiyeceğimi, döver beni sonra doktora. Efendim motor sesi var. Muhtemelen vallahi Kürşat Tüzmen bizimle birlikte. Ay inanılmazsınız. Evet. Kürşat Beyciğim inanılmazsınız Sahrap yani. Hanım nereye geldik nasılsınız? Biz? Burası neresi? Sahrap Soysal'la yılbaşı sofrasına geldiniz. Yılbaşı sofrasına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi yere geldik. Güzel bir yer değil mi? İlber Hoca da burada. Evet, İlber Hocam da içeride oturuyor. Esnaf, ticaret ve madin naziri. Çok alemsiniz yani. Çok tatlı. Buyurun efendim. Buyurun motorunuzu burada bırakabiliriz. Burada dursun kaskınızı. Hocam gördünüz mü? Motoruyla geldi. Esnaf, ticaret ve madin nazırı. Korumada arkada. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız ya? Nasılsınız? Sizi o başa alıyoruz. Buyurun lütfen. Çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Siz her yere motorunuzla gidiyorsunuz zaten. Ben her yere motorumla alışkanlık haline geldi. Bazen de yüzüyor. Bazen yüzüyor. Bazen bakıyorsunuz ki pilot bürövesi de var. Bazen planörle uçuyor. Bazen yüzüyor. Bazen motor kullanıyor. Bir şeyler yapıyor. Buyurun lütfen şöyle sizi alacağız Kürşat Beyciğim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kürşat Beyciğim nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler program nasılsınız? Program nasıl gidiyor? Gayet iyi. 110 tane çektik herhalde. 110 tane. Evet, yani. Anadolu'yu adım adım dolaşıyor. Her yere motosikletle gidiyor. Oranın tarihi özelliklerini, coğrafyasını anlatıyor. Yemeklerinden bahsediyor, lezzetlerinden. Değil mi? Evet. Adım adım dolaştınız siz de. Peki şey... bir dakika Buket hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Buket çok zahmet ettin canımsın. Ne demek? Bakar mısınız baklava. Buket'in bir ucu da Gaziantep'e. Evet biz yiyeceğiz. Biz yiyeceğiz merak etmeyin. Hayır ben yemem. Kaymaklı baklava. Kaymak var içinde. İçine kaymak var. Çok sever. Buket Kürşat Bey'i tanıyorsun zaten. Tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok şıksınız. Buyurun siz de öyle. Buket'cim çok teşekkürler. Bir sürü zahmet ettim. Ben ne kadar güzel bir yerde oluyorum yalnız. Değil mi? Kesinlikle soframız çok güzel, konuklarımız çok tatlı. Efendim şimdi baklavamız da var. Konuklarımız görüyorsunuz. Elleri de boş gelmiyorlar. Gelmiyor. Kaymaklısı yok muydu bana? İçinde bir yarısı kaymaklı. Yarısı fıstıklı, yarısı da cevizli. Tabii yalnız şey var tabii. yetmiyor artık. Yetmiyor. Gaziantep'in yalnız baklavası olağanüstü. Babadan mıydı onun şeyi, hamuru? Buğdayı yetmiyor. Anladım, anladım ben sizin mikrofonunuzu. Ondan sonra şey var. Dur bakalım, tamam, harika. Tabii, yaptım. Oldu mu? Siverek yağı da yetmiyor. Oldu. Siverekler, sivereğin tavası çok meşhurdur. Gaziantep'in baklavası. Kürşat Beyciğim, siz de Anadolu'ya adım adım dolaşıyorsunuz. Evet. Böyle çok böyle tadı damağınızda kalan en güzel yemekleri nerede yiyorsunuz? Gaziantep'te yiyorum. Gaziantep. Yani şimdi hem milletvekilliğini hem bakanlığını yaptığım yer. Sonra Mersin'de de çok güzel yemekler var. Mersin'de orada olağanüstü. Yani Anadolu'nun her yeri. Kesin. Şimdi biz saymaya kalkarsak yani 81 tane ili saymamız lazım. Çok doğru. Zor iş. Yani hepsinin ayrı güzel şeyleri var, özellikleri var. Teker teker sayarız istiyorsanız. İsterseniz vakit sayarız yani. Tabii efendim. Yani. Ali Nazik'ten başlarız. Biz biliyor musunuz ODTÜ'den aynı dönemde okuduk ODTÜ'de. Tam 40 sene önce. Hocam o zaman İktisadi İlimler Fakültesi işletme bölümündeydi. Evet. Ben Buket Kimya bölümündeydim. Bölümlerimiz uzaktı ama... işte kimyacı yemek yapmış. İşte bu. Ben mesleğimi buldum. Bence siz de mesleğinizi buldunuz. Evet, işletiyoruz milleti. Dünyanın en güzel, en lezzetli şeyini imal ediyorum. Yemek yapıyorum, değil mi? İyi. Benim soframı seviyorsunuz değil mi hocam? Elhamdülillah. Şimdi bu Antep mutfağını kim şey yapıyor? Şimdi Buket'in bir ucu... Fatma Hanım'ı da çağıracaktınız. Evet şahine. Doğru, Fatma Hanım'ı da çağırabilirdik. Çok masrafı ve zahmeti var belediye olarak. Doğru. Çok emeği var Gaziantep mutfağında. Buket'in yedirmeyi de çok seviyor Fatma Hanım ama ben Antep'e gittiğimde gerçekten Fatma Hanım yüzünden orada mide fesadı geçirmiştim. Tahmin ediyorum. Anı var onunla alakalı. Çok Dönüşte çok zorlandım. Bizi çok yedirdi yani. Sürekli yiyin diye. Doğru. Biliyor musunuz Buket'in de bir ucu Antep'e gidiyor. Evet. Yani annesi Antepli ve Antep lezzetlerini çok iyi biliyor. Evet. Bana mesela konuk olduğunda ben ona Antep yemekleri yaptım. Sesi de çok güzel. Ha. Ay bir misafirim daha var. Ay bir dakika bu gece çok tatlıyız. Nermin ne tatlısın. Çok teşekkür ediyorum. Bu sene bol bereketli geçsin diye. Evet, çok teşekkür ederim. Efendim Nermin. Bu Azerbaycan adeti. Balayeva. Balayeva baldan geliyor. Demek. Söylemiştik. Demek. Evet, Balaoğlu demek diyor. Evet. Ne tatlısınız. Ne güzel sorusun. Teşekkür ederim. Çok tatlı. Üstün zekalı bir kombinasyonu var haritasında. Evet, siz... Huysuz değil mi? Biraz huysuzsunuz. Öyle mi diyor? Evet, biraz huysuzsunuz. Onu sen kendin uyduruyor. Ne diyor? Hayır, yok. Mükemmel ötesi. Ben sizin haritanızı sizden bağımsız incelemiştim. Saray mutfağında bir de kuşluk mutfağı var. Evet. Ama çok kuşluk vakti dedikleri... Kuşluk değil o. Mesela akşam acıkıyor uzun sohbette. Oradan bir şey yapıp getiriyorlar. Can açım ben sana kurbanlaçım, aylaçım, can açım ben sana kurbanlaçım. Azerbaycan, Bakü'den geliyorsun ama biliyorum Haber Global'de program yapıyorsun Poster adında. Fakat tabii çok şaşıracaksınız hocam. Sesi olağanüstü güzel. Çok zaten sen Bakü'de Müzik Akademisi, konservatuvar mezunusun. Çok güzel mahnıları var. Tabii. Mahnıları çok severiz biz de. Karabağ mahnalı. Her çeşit mahnayı çok iyi biliyor. Evet. Bunları da gece yarısı 12'den sonra kıracağız. Bu sene bolluk bereket içinde geçsin diyeceğiz. Çok teşekkürler. Nermin'ciğim sağ olun. Sahrap Hanım, biz Azerbaycan'da 9 program yaptık. Siz Azerbaycan'da 9 program. Şuşa bölümü çok güzeldi. İlk önce Kıbrıs'ta yaptık. 4-5 bölüm. Ondan sonra 9 bölüm. Şuşa, Şuşa'da yapmışlar. Fuzuli'de, Gence'de, Lankeran'da. Yani harika programlar oldu. Bakü'de çok iç şehri gösterdik, diğerlerini gösterdik. Gence'de tarihi tekrar gittiğim öğrenmeye başladım. Tekrar ben yani o mesela Nuri Killigil'in orada Cumhuriyet kurduğunu biliyordum ama Ondan sonraki kısmını bilmiyordum. Üç kere ismi değişti. Nasıl ya? Evet. Nasıl? Önce Gence'ydi, sonra Yelizavet Pol yaptılar. Çariçe Yelizaveta'ya. Sonra oldu Kirovabat, ona hepimiz çok hoşumuza güler. Ondan sonra gene Gence oldu elhamdülillah. Gence ismi çok güzel bir benim Nizami Gencevi. Benim teyzemle eniştem de orada defnedildi. Sizin teyzeniz ve enişteniz ya Gence'de öyle, defnedildi. Evet, evet. Akrabalarınız. Allah rahmet eylesin. Sayılmaz, Gence. Genceli yani, onlar. Nizami Gencevi'den geliyor tabii adı. Evet, evet. Nizami Gencevi ama tanıdığı, yani dinlediğim en müthiş şairlerden birisi. Evet. Yani Azerbaycan'ın milli gururu, biliyorum ben de. Benim de çok sevdiğim. Fuzuli midir? Peki hocam, sizi kırmıyorum, Fuzuli diyorum ama ben Nizami. Fuzuli'de, Nizami Gencevi de çok önemli gerçekten. Nizami çok büyük adam. Çok. Farsça, Arapça divan var, Türkçe yok. Yazık. Türkçe yok değil mi? Yani yazık. O büyük deprem sonrasında orayı toparlayamazdı. Nizami Gencevi olmasaydı orası tekrar ayağa kalkmazdı. Müthiş. O da o kadar eski. Ona hürmet edildi diye, yani çok önemli. Çok önemli ama çok iyi şair, müthiş bir şair. Hem aynı zamanda hümanist, aynı zamanda büyük bir hümanist de. Evet. Böyle milli kahraman olarak, biliyor musun, şeyde Azerbaycan'da görülen birisi de Nizami Gencevi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şimdi İlber hocamın da söylediği gibi, hani dedi ya, Haber Global işte biraz Azeri programları yapılsın, işte devam edilsin. Gerçekten harika bir sohbet oluyor. Bir anda, bu anlamda da bir anda aynı. Kardeş ülke Azerbaycan'dan bahsetmeye başladı. Evet. Ayrıca benim de pandemiden önce bir sene Azerbaycan'da mutfak programı yaptım. Evet. Benimkinin adı da Kaşık Kaşık Mucizeydi. Programın adı ve bütün Azerbaycan'ı karış karış dolaştım. Zaqatala'dan Lenkeran'a kadar. Benim de Azerbaycan'da öyle anılarım vardı. Zaqatala ilk isyan. Zaqatala öyle midir? 1828 Türkmençay 2 sene sonra patladı Zaqatala'da. Zaqatala'da. Rusya'ya karşı. Gürcistan'la çok yakında zaten orası. İşte 2 sene sonra patladı. İsyan. İsyan oldu orada yani. Rusya'ya karşı 2 sene sonra. 2 sene sonra. Türkmençay'dan sonra. Hocam da görüyorsunuz ayakta kütüphane. Evet, gerçekten. Yani Buket ne desek, kaşık yani, desek kaşığın tarihini anlatacak. Baklava desek baklava. Şimdi sofraya bir tane hocayı almışsınız. Bravo yani. Dünyaca ünlü bir hoca. Bir de köhne nazır almışsınız. Estağfurullah. Tabii sohbet dinlenir yani. Buket sen, Buket Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. O yüzden köhnenin eski demek olduğunu zaten bilir. Aa, Emre de geldi. Emreciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Ah, çok teşekkür ederim. Sen de bakar mısın Emre? Bakar mısınız? Kurabiye, yılbaşı kurabiyesi yaptım. Emre'nin de bekar mutfağı var, biliyorsun. Fenomen haline gelmiş. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Sen bu arada ne kadar şık olmuşsun. Sağ olun. Sizler de öyle. Çok teşekkürler. Çok tatlısınız. Merhaba, iyi akşamlar. Tekrar iyi akşamlar. Karınızı tanıyorsunuz. Tanıyorum. Emre, sen yerini biliyor musun pekala? Dur ben, burası gel. Nermin'in yanındasın. Hoş geldin. Ay, ne kadar şık ve tatlı konuklarım var. Görüyorsun. Bütün konukların birbirinden şık. Hocam hoş geldiniz. Ay, ne yapıyorsun ya Emre? Aferin sana. Emreciğim çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bir sürü zahmetler ettin. Biz de şöyle bir şey söylüyorduk. Ayaklı kütüphane olduğu için hocamız bir şey söylüyoruz, hemen tarihini söylüyor. Sonra tabii kendimizi bu kadar donanımlı ve entelektüel biriyle oturunca da biraz cahil de mi hissediyorsun? Öyle oluyor, öyle oluyor değil mi? Yani. Olsun, ne olacak? Aslında eziyor hepimizi ama ne yapalım? Hocamıza saygımız sonsuzdur yani. Bir şey de diyemiyoruz. Diyemiyoruz, idare ediyoruz yani. Nasılsın Emre, iyisin? İyiyim, gayet iyiyim. Sabahları her sabah çok erken kalkıp programına gidiyorsun tabii ki. Evet, sabah 6'da başlıyor, 9'a kadar. 9'a kadar hiç durmadan. Ondan sonra da spora gidiyor. Harika. Böyle herkes işe giderken +2, 2-0 önde başlıyorum güne. Çok güzel. Ben de güne erken başlamayı çok severim. Tabii. Günü kazanıyorsun. Kaçta uyuyorsun? Bitmiyor. gündüz mesela 1,5-2 saat uyuyorum. Hı-hı. O bana iyi geliyor. Bence de. Ondan sonra akşam da böyle en geç 10.30 gibi falan uyumuş oluyorum. Tabii erken yatman lazım. Erken yatmam Çünkü sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah 3-3.30 arası kalkıyorum. Sonra hazırlanıyorsun. Tabii, araba geliyor seni alıyor, kanala gidiyorsun. Tabii hemen başlar başlamaz gitmiyorum. Onun öncesi var. Ha. Hazırlıkları yapıyoruz. Tabii. Hemen başlıyoruz. Haberler. Ve 3 saat çok çabuk geçiyor. Geçer doğru canlı yayında. Canlı yayın. Elif'le de çok böyle güzel... Evet Elif tuttu. Çok tatlı biliyorum. Çok. Ay biliyor musunuz benim teyzem ne diyor Emre için? Diyor ki nur yüzlü evladım diyor teyzem Emre için. Bir de şöyle diyor bir sorar mısın diyor evli mi? Çocuğu var mı? Bekar. Yani bekar hala. Evet teyzeciğim. Kârje bekarım. Teyzeciğim bekar aklında olsun. Çünkü çok efendi diyor. Nur yüzlü. Hatta öbür teyzem de şöyle diyor. Evliya yüzlü çocuk. Yo. Bu kadar. Bakar mısınız ne kadar yakışıklı. Kızardın mı? Kızarmaya başlamış mı? Ya bu arada ben Emre'yle ilk tanıştığımda yani 19 yaşındaydım. Ve Emre o zaman da böyleydi. Şu anda Mine, böyle. Siz devam edin çocuklar. Geliyorum. Merhaba. Mineciğim hoş geldin. Merhaba. Nasılsınız? Ah, Mine bunları neler getirdin sen? Ben bereketi sembolize eden şeyler getirdim. Bu çok orijinal. Efendim Mine bir astrolog. Merhaba. Biz en genç astrolog diyoruz ona. Kraliçesi astrologların. Kendisini de gökyüzü memuru olarak tanıtıyor. Memurluk daha iyi. Memurluk daha iyi. Hepimiz memuruz. Ben de yemek memuruyum zaten. Aynen öyle. Kral lişelikten daha iyi. Teşekkürler. Ne tatlısınız. Çok orijinal bir hediye. Evet. Çiçeğim de çok güzel. Aynen öyle. Şöyle alayım. Çok seni şöyle oldu. Bir öpeyim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu gece bize çok lazımsın. Şimdi seni de yerine oturtturalım. Mine gel. Konuklarınla tanışıyorsun hepsiyle. Evet. Değil mi? Şimdi Mine'nin yeri neresi? Orası mıymış? Evet, biraz fal yapacağız, bakacağız. Yıldız falı çıkaralım. Eyvah, burada mıyım? Evet, burası. Nasılsınız? Eyvah dedim, beni görünce. Şunları birisi... Yok canım, çok karizmatik. Maşallah. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar. Hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Sahrap abla neler yapmışsın neler. Şimdi menülere bakıyorsunuz menüler ufak ufak. Harika. Ne tatlısınız. Aslında tabii ki her birinizin hoşuna gidebilecek bir şeyler hazırlamaya. Özel menü. Biraz dolu, kişiye de özel. Hocam sende ne var? Bakayım bende. Dur okuyalım bakalım neler yapmışım hocam. İstersen değiştir. Herkese ayrı mı? Okuyalım bakalım neler varmış hocam. Ben okuyorum. Herkes aynı mı yoksa? Bence aynı. Tahin yoğurtlu bal kabağı. Yaramaz var. Karamelize soğanlı mercimek salatası. Var. Portakallı kereviz var mı? Var. Yağ mantısı. Güzel. Evet. Mürdüm erikli semizotu salatası. Güzel. Evet. Ciğer taco. Güzel. Bu çok füzyon olacak. Ben bu mideyi ona göre ayarlıyorum şimdi. Ana yemekler ayvalı kayısılı güveç. Evet. Of. Evet. Zeytinyağlı ıspanaklı Ege pilavı. Evet. Nasıl bu? Sonra bu zeytini... Hocam bunlar var mı sende? Var. Herkesin aynı. Bastırmalı humus vereyim Sayın Bakanım. Hiçbir şeyin yok senin de. Aşk olsun. Ben bakanıma yağ mantısı yaptım. Şimdi bir hocam daha yemedik. Söyleme böyle şeyler. Bitirelim ondan sonra. Bitirelim sonra söyleyelim. Tatlılarımız var. Hocam krokanlı burada mesela sizin en sevdiğiniz bravo. Ne bileyim. Süt aşuresinin krokanlısı. Aynısı işte. Portakallı yılbaşı pastası. Evet onu unsuz hazırladı. Onu Elif Koçak hazırladı. Hani bu kadar yiyeceğiz bari unsuz bir yılbaşı pastası. Burada becaiş yapma imkanımız yok. Aynıyız. Ama yok ki pastırmalı humus yok listede. Yok okudu hocam pastırmalı. İlber hocam beğenmediği şeyleri bize dağıtıma başladı. Ciğer takoyu bana veriyor. Pastırmalı humusu seviyor. Hocam eleştirileri sonra ilk önce yiyelim. Eleştiriler sonra. Önceden ama önce dedim ki bir çorbayla mı açalım sofrayı? Değil mi? Tabii. Güzel bir brokoli çorbası. Üzerinde de böyle biraz peynir. Bir çorbayla, yeşil bir çorbayla açılış yapalım. Evet. Tamam. Olur. Çorbalarımızı alalım o zaman. Harikasın. Kemal Beyciğim sizi tanıştırayım. Efendim. Bu güzel mekanın sahibi. Bizi buraya çok tatlısınız. Bize bu güzel mekanı açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Alameti farikası da fularıdır. Evet. Bu fularsız hiç dolaşmıyor. Kemal Kemal Koçuk. Peki, bu yemekleri sen mi yaptın hocam, o mu yaptı? Doğru söyle. Ortaklaşa yaptı. Teknik direktörüm, beraber yaptık. Ha. Ne diyorsa o. Kurtulmuyor ahçıbaşılıktan. Yok yok. Müthiş bir enerji. Hocam tabii yetişemiyoruz vallahi. Estağfurullah. Zevkli Aynen. ve keyifle hazırladık. Aynen, çok güzel yemekler tattıracağız şimdi. Ne tatlısınız. Önce çorbalarımızı alalım. Çorbayla başlıyorum. Evet, önce çorbayla başlayalım. Şöyle ne demişler? Çorbayla tükürük bezleri çalışıyor, mide hazır oluyor diğer yemeklere. O yüzden çorba her zaman en sağlıklısı. Hocam siz çorbayı sever misiniz? Severiz. Pekala, size bir soru sormak istiyorum. Buyurun, çok merak ediyorum. Osmanlı mutfağında çorba çok tonla var. Tonla hep çorba var. İçiyorlar. Başka? Çorba mutlaka içiyorlar. Çorbasız başlanmaz. Peki. 50 çeşit çorba var. Sonra etli yemekler, pilavlar. Etli yemek geliyor ama arada hamur geliyor. Ha, bir börek yapıyorlar mutlaka. Doğru. Karışık bir sofra aslında. Evet. Böyle sırayla getirilmiyor. Böyle bir sininin üzerinde. Sofrada konuşulmaması tercih ediliyor. Çok teşekkür ederim hocam. Hayır, bizim için hocam değil. Hocam acıkmış. Hayır hayır, acıkmış, ondan değil. Ama doğru, doğru. Sonra çabucak yiyip kalkılıyor, onu anlamıyoruz. Ha, keyif yapılmaz hayır, öyle hayır, sofra başı. Sofra keyfi yani, o konuşma onun için yok. Ama bir şey söyleyeyim. Tabii. Bütün dünyada sofrada konuşma Fransa ve Rönesans saraylarında başlıyor. Rönesans sarayları. İnsanlar ondan evvel sessizce bir an evvel yiyip kalkıp dua edip gidiyorlar. Yani yahut başka şey. Evet. Burada niye uzuyor onu ben bilmiyorum. Ama bütün dünyada uzadı. Sofra keyfini herkes seviyor, çok değil mi? Evet, tabii. İnsanlar masa başında toplanmayı, sohbet etmeyi, yediklerini anlatmayı çok seviyorlar. Bence yani bizim şeyleri yazıyor seyyahlar, çabuk yiyip kalkıyorlar diye. O onlara acayip geliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Pekala, ben bildiğim kadarıyla her çeşit yemekten yemeği seviyordu bizim padişahlarımız, değil mi? Evet. Bunların arasında... Bunun hepsini yemesi mümkün değil. Önden 40-50 çeşit geçiyor. Hayır, hepsini yemez. Yemez. İstediklerini seçiyor. O mutfaktan 5000 kişiye yemek çıkıyor mutfaklardan. Osmanlı, Topkapı Sarayı mutfağında. Çıtır, parmesan peynirli, brokoli çedar. Herkese göre limit var falan. Çok böyle. Teşekkür ediyorum. Efendim çıtır peynirli bu brokoli çorbası. Peyniri çıtır yapmışlar. Siz Topkapı Sarayı'nda uzun sürede müze müdürlüğü yaptınız tabii ki. Mutfaklar çok uzun. Matbaa amire çok büyük. Büyüktü matbaa amire. Her şey yapılıyor. Sabun bile yapılıyor. Sofra ile ilgili aklına ne gelirse sabun bile imal ediliyor. Bu çok enteresan. Çünkü yağ orada. 5000 kişiyi doyuracak yemek çıkıyor. Tabii 5000 kişiye 50 çeşit yemek çıkmaz. Tabii. Hepsinin bir protokolü var. Bir de akşam kapıda var biliyorsun. Evet. Haremin kapısında bir mutfak. Kuşluk yemeği diyorlar. Orası yani kuşhanede çıkıyor. Çok teşekkür. Orada da gece yemeği falan böyle acıkırsalar her şey yapılıyor ama yemek işi böyledir. Yani sonra yemeğin protokolü var. Kim kimle yiyecek. Fatih Sultan Mehmet yalnız yiyor. Yalnız yermiş Fatih Sultan. Bir istisnası. Evet. İstanbul Rum Patriği yani Roma Kilisesi'nin başına tayin ettiği Gennadios'u sofrasına aldı. Ha. O bir önemli protokol şeyi. Evet. Ondan sonra Sadaret'in sofrası ayrı. Sadaret? Sadrazamın sofrası ayrı. Divandan sonra yemek var vezirlerin arasında, katılanlarda. Hocam, şimdi Osmanlı saray mutfağında bir de kuşluk mutfağı var. Evet. Ama çok kuşluk vakti dedikleri... Kuşluk değil o. Mesela akşam acıkıyor uzun sohbette. Oradan bir şey yapıp getiriyorlar. He. Bir şey. Yani anladım, o belli. Şey. Tıpkı hani bugünkü modern otellerde benzetmek gibi olmasın ya. O da gece servisi geç gibi açık. Hayır. Barda oturanlara, işte yazın şeyde oturana böyle bir şey yapıp getirirler. Tamam. Çok zengin menü değil ama belli. Anladım. Padişahın ağız tadı bilinir orada. Ha. Ona göre yapılır. Hazır. Çok değil o. Küçük bir yer o. Anladım dediğinizi. Değil mi? Haremin girişinde. Helvahane var. Kuşhane kapısı. Helvahane bu tarafta. Şekerlerin yapıldığı yer. Şekerler de orada. O tarafta. Sabunlar orada. Sabunlar. Kiler tarafı. Kilerciler bu tarafta. Bu tarafta. Pazarcılar nerede? Pazara gidiyorlar, pazarcıbaşı. Başka, kilerciler koğuşu var. Ha. Hazinedar koğuşu var. Efendime söyleyeyim, en imtiyazlı koğuş Hırkayı Saadet, biliyorsun. Öyle midir? Tabii onun adamları, onlar orası. Hırkayı Saadet'in adamlarının, onların da yemekleri önemli. Yani onların yeri de belli, camide falan, çok önemli yani. Önemli. Bu Yeniçerilerin hani böyle bir baklava alayı kaldı. Yeniçeriler sürekli yemek... Evet, Ramazan'ın belirli gününde saraydan baklava gidiyor kullarına. Lazım. Gitmezlerse çok sinirleniyorlar. Ayıp o. Baklava gidiliyor, futalarla sarılıyor. Futalar. Her alayın temsilcileri, odabaşılar falan alıyor onu, milletin arasından böyle törenle geçip gidiyorlar. O çok önemli. Çok önemli. Baklavayı... Baklavaları götürüyorlar Davutpaşa kışlasında. Her odaya bir tane büyük sini de yiyorlar. Ama ne baklavadır o. Sade yağla yapılmış o zaman cosu. El açması. Tabii. Böyle kocaman baklava sinileri o zaman. Tabii, böyle bu kadar bitmiyor. Bu ne ya sana gelen? Onu kaldırdılar hocam. Onu kaldırdık zaten, merak ettim. Hocamızın sürekli gözü orada, o yüzden baklavayı kaldırdı. Ama hocam kaymaklı baklava. Evet, tamam. Onu da kaymaklı da. Yok, unutmayacağız, merak etmeyin. Yapmayı bilmiyorlar, unuttular. Şimdi hocam, sizin çok hoşunuza giden bir mahnılar var. Azerbaycan mahnılarını çok seviyor. Nermin, bir Azerbaycan mahnısı size okuyalım mı? Okuyunuz. Hadi Nermin. Bayılıyorum. Ben Nermin'e ne diyorum biliyor musun? Bunu söylemek istiyorum size. Azerbaycan'ın Türk televizyonlarına bir armağanı diyorum. Çok teşekkür ederim. Tatlı, çok sempatik, çok konuşması çok güzel. Müthiş bir sesi var. Çünkü Şam bölümü mezunu, konservatuvar mezunu. Çok güzel. Bize ne söyleyeceksin? Dilerseniz size bugün Aylaç'ın şarkısını söylemek istedim. Aylaç'ın. Aylaç'ın. Karabağ'da bir şehir, Aylaç'ın. Laç'ın. Onunla ilgili bir şarkı. Tamam, Karabağ'da bir şehir biliyorsunuz Aylaç. Laç'ın. Laç'ın, evet. Laçın koridoru. Bilirsin. Evet, Laçın koridoru. Olur. Çok seviniriz. Sen bu arada çok özür dilerim. Bizim bir de orkestramız var. Orkestra diyor. Çok iyiydi bu. Efendim, tanıştırayım. Solistimiz Ceren Akın. Çok tatlı. Kendileri bir İzmir kızı, öyle diyorum. Ben İzmirlere bayılırım zaten. Ceren bizimle birlikte. Bu yakışıklı beylerimiz, gitaristimiz Ekrem var. Sonra klavyede Ömür var. Ömür saçını çok beğendim. Çok güzel oldu saçın. Ben bayılırım erkeklerde böyle saçlara. Harikasınız. Bu arada Nermin, seni buraya alacağız. Ne güzel. Bize bir mahnı. Yani aslında şarkı. Yani evet, şarkı. Ama siz mahnı diyorlar. Mahnı diyorsun. Evet. Bir de mugam vardı değil mi? Evet, 7 tane muğam var. Muğam var. Bütün parçalar, bütün şarkılar da o muğamların üzerinde kurulmuş. Harikasın. Evet. Çok tatlısınız. Sahne sizin. Razahar lilele deste deste gülüyle. Şirin şirin Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok süperdin, süperdin. Çok teşekkür ederim. Müzik ne güzel bir şey değil mi yani? Evet, gerçekten dili olmayan bir lisan yani. İletişim yöntemi. Evet. Dünya müziksiz bir hayatı ben de hiç düşünemiyorum. Olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda dinleyeceğiz. Beğendiniz değil mi hocam? Tabii ya. Çok teşekkür ederim hocam. Nasıldı Kürşat Bey? Çok güzel. Çok güzel. Tabii ki o Bakü'de konservatuvar bitirmiş. Sen bir de uzun süre solistlik de yaptın değil mi? Evet, devlet televizyonunda. 3 senelik. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Sonra da sen Türkiye'ye geldin. Evet. Haber Global'de Poster adında bir program, kültür sanat programı. Hem hazırlıyorsun hem sunuyorsun. Evet, hem hazırlıyorum. Arkadaşlarla birlikte tabii ki çok güzel bir ekibimiz var. Hem de sunuyorum. Harikasın. Ben çok memnun olduk efendim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi biz, hocam siz ne burcuydunuz? Boğa. Boğa. Ama niye ikizler değil miydi? Boğa ama şöyle. Nasıl? 29 derece boğa. Tam boğa burcu bitip ikizler burcu başlamak üzereyken dünyaya gelmiş. Aynı zamanda ay burcu ikizler, kuzey ay düğümü. Yani şöyle söyleyeyim, aşırı zeki bir insan. Jüpiter, Uranüs açıları çok güçlü. İşte 29 derece olanların ama bir özelliği vardır. Hep babalarıyla ilgili bir şey içlerinde uhde kalır. Bilmiyorum sizin öyle oldu mu? Babalarıyla ilgili bir şey içlerinde uhde kalır. Ha, ve çok iyi. Baba ve eril, ya mesela çok mu eril olmalıyım, çok mu özgür olmalıyım, yoksa çok mu ait olmalıyım kararını asla veremezler. Bilmezler. Bilemez yani ait olayım mı? Seçemez. Evet. Tamam, ve Boğa burcu özelliklerini de çok baskın kıldığı için tabii ki sizi çok seviyordu çünkü çok güçlü bir iştah verir. Aramız iyidir. Damak zevki çok iyidir. Çok. Mesela iyi yemekten çok iyi anlar. Çok. Yediği bir şeyin lezzetini hiç unutmaz. Çok doğru. Aldığı bir kokuyu hiç unutmaz. Çok doğru. Ama üstün zekalı bir kombinasyonu var haritasında. Evet, siz... Huysuz değil mi? Biraz huysuzluğunuz. Öyle mi diyor? Evet, biraz huysuz. Onu sen kendin uyduruyor. O ne diyor? Hayır, mükemmel ötesi. Ben sizin haritanızı sizden bağımsız incelemiştim. Yalnız boğa burçlarında biraz huysuzluk olmuyor mu? Zekanızı emsal göstermiştim. Boğada oluyor, burcunda olmuyor. Boğada oluyor, burcunda... Ya, alkışlamak istiyorum. Çok güzel söyledin. Biraz aslında biraz çok az var. Çok nüktedan. Sen mutfaktan yukarı çıkma. Boğa erkeği rahatına düşkün. Çok rahat. Kendi konfor alanına, keyfine çok düşkün. Evet. Evet. Etrafı götürüyor ya keyfiniz. Boğa burcu bir kere dağınık olur. Fakat düzen sever. Evet. Onun için lazım adam çalıştırsın. Aynen öyle. Peşinde biri. Benim ikizler boğa, peşinde koşmasam ikizlerin çok zor yani. İkizler boğa eşiniz mi? Yok, ikiz benim bir büyük oğlum var, bir de yani büyük oğlum senden büyük. Siz akrepsiniz değil mi? Evet, akrep. Boğalar mutlaka hayatlarına akrep çekiyorlar ama. Yani mesela insanların hep hayatlarında zıt burçları illaki vardır. Onlar olmadan yapamazlar. Siz olmasanız onlar yapamazdı. O yüzden Allah onları size gönderdi. Onları Allah. Allah hep uzun ömürler versin sizlere de efendim. Çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Şimdi Kürşat Bey size dönmek istiyorum. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz çok büyük bir tesadüf. 40 sene önce aynı dönemlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuduk. Ben kimyada okudum. Üniversite arkadaşı mıydınız? Ben tanıyorum. Şöyle biz kimyadan ders almaya onların bölümüne gidiyorduk. Cem Çakmak diye bir tarih dersi. Ha, biliyorum onu. Cem Çakmak'a bayılırdım. Müthiş bir şey. Müthiş bir hocaydı. ODTÜ'de onun önünde sırada beklerdik. Ben yalvarırdım. Sizden ders alabilir miyim diye. Kimyacıyım ama seçimli ders alıyorum. Bu arada ortak arkadaşlarımız var. Gürhan Berker diyor ki çok iyi bir çocuktur diyor. Kürşat Bey için. Bir kere diyor çok sporcu, çok zeki, çalışkan, dobra. Sizin için çok güzel konuşuyor. Bir de diyor sürekli yüzmeye giderdi diyor. Evet. Bir bakardık Anamur'dan çıkmış Kıbrıs'a yüzüyor. Evet. Daha o zaman üniversite yılları. Çok sporcu. Ankara'da da olimpik havuz vardı, kapalı değildi. Olimpik havuz vardı o zamanlar değil mi? Açık, 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'takini diyorsunuz. Kapalı değildi. Kapalı değildi. Kapalı havuzumuz hiç yok. Problemdi yani. Peki bu ODTÜ yıllarınız güzeldi değil mi? Çok. Çok. Rahmetli Rüştü Yüce hocam vardı. Evet, doğru. O da milli basketbolcuydu. Mimarlık Fakültesi dekanıydı. Benim su topu yüzme için izinlerimi hep o alırdı. Yani yoksa müsaade etmiyorlar mesela. İmtihan var. Tabii ki. Diyor ki girmezseniz kalırsınız tabii falan filan öyle. Öyle. Hatta böyle bir karar verme dersi vardı. İşte kadın hocamız dedi ki bir hazırlayın bakalım. Ben bir tane dedim yani bu imtihana giremeyeceğim. İzmir'de yarışlar var dedim. Giderseniz kalırsınız bir şey yaptık böyle. İşte karar ağacı. Karara. Ama karar ağacını böyle öyle abarttım biraz yani böyle 3 metre falan bir sayfa yaptım. Katladım götürdüm dedim ben şöyle. Siz dedi yapmışsınız bu dersi biraz anlamışsınız bence ama de. Dedi çıkış yanlış dedi. Siz giderseniz dedi geçme ihtimaliniz %10. Kalma ihtimaliniz %90. Ben de gittim Rüştü hocama. Tabii. Dedim al iznimizi falan. Allah'tan birinci olduk şampiyonalarda. İşte. O zaman tabii bir ki... şey yaptı yani tekrar bir imtihan yaptık. Efendim size ne sürpriz yemekler hazırladık görelim bakalım. Zeytinyağlı portakallı kereviz. Ben çok severim. Eminim siz de çok seviyorsunuzdur. Şimdi diyorsunuz ki biz de kereviz yapıyoruz. Fakat bunun esas alameti farikası şu armut gibi dilimlemek değil mi? Evet. Bir onu gösterebilir miyiz? Zeytinyağlı, portakallı Ege usulü kereviz yapıyoruz. Nasıl dilimliyoruz? İşte bu işin alameti farikası gördüğünüz gibi şöyle dilimlemek. Saplarından da 2 parmak koymak. Bu çok lezzetli oluyor. Şimdi ne yapacağız? Zeytinyağımızı koyuyoruz. Pekala. Tencere geniş bir tencerede pişiriyoruz. Evet, pekala. Şimdi karnı türlerini koyuyoruz. Soğan. Peki. Patates. Evet. Şöyle gösterelim. Bu da havuç. Havuç. Az pişirdiğimiz için. Evet. Biz bu kadar. Şöyle göstereyim. Sarımsak. Sarımsak. Bunlar çok önemli. Bundan sonra kerevizini atacağız. Hadi şimdi kerevizleri koyalım. Evet. Kerevizlerini koyalım. Pekala. Saplar çok önemli. Arada bir saplar ve yapraklar arasından tabii yapraklarını da koyuyoruz. Peki. Efendim unlu suyunu koyuyoruz. Unlu su yaptınız değil mi? Evet, unlu su yaptık. Peki böyle bir kıvam versin diye. Portakal, taze portakalını koyuyoruz. Peki. Böyle karıştıralım. Karıştıralım, koyalım. Hepsini koyalım. Portakallı, unlu meyaneli. Kereviz, zeytinyağlı kereviz. Suyumuzdan da ilave edelim. Suyundan koyalım. Bu kadar. Şeker tabii ki, zeytinyağlılar şeker. Tuzu ben katabilirim isterseniz. Tamam, tuzu zaten. Evet, şöyle bu kaya tuzu olduğu için şöyle bu kadar koyduk. Tamam. Hiç baharat koymuyoruz. Yok, baharat yok. İç kapağı yaptık. Bunun üzerine de kendi kapağını kapatacağız, alalım. Şimdi kapağı da getirdik. Şimdi pişmeye yalnız orta ateş mi? Kaynadıktan sonra orta ateş alıyoruz, kısıyoruz altını. Altını kısıyoruz. Tabii. Sonra kereviz yumuşayıncaya kadar. 10 dakika, 15 dakika pişiyor zaten. Aman Tanrım pişti değil mi? Şu güzelliğe bakın. Aman aman buna bayıldım. Ege usulü zeytinyağlı portakallı kereviz süper oldu. Afiyet olsun. Evet efendim bu çok teşekkürler. Kemal Beyciğim ne çok zahmet ettiniz. Efendim bu zeytinyağlı kereviz ne kadar güzel pişirmişler değil mi? Ustam çok tatlı. Ben kaşığı da alayım sizden. Bunu biliyorsunuz niye size kereviz yaptık onu söyleyeyim. Dünyanın en eski sebzelerinden biri. Antik dönemde Yunan'da filan da varmış bu. Mısırlar da çok sever. Sonra portakalla yaptık hiç öyle demiyoruz yani. Efendim bu çok lezzetli portakal suyuyla yapılmış. Bol limonlu. Ustam çok güzel kesiyor ama. Yani çok saplarını yemek lazım zaten. Genelde biz ayıklarken saplarını yemiyoruz atarız. Türkiye'de öyle bizden ama. Azerbaycan'da çok severler. Siz çok seversiniz. Evet. Siz kişnişi de çok seviyorsunuz. Evet. Kişniş ben de çok seviyorum. Çok kullanırım. Şöyle ben Nermin'i uzatayım. Her şeyde reyhan çok kullanılıyor. İkram edelim mi? Yardım edeyim. Buyurun hocam nasıl? Çok güzel değil mi tadı? Bunu sonra bekleriz. Tamam. Bunu benden daha sonra sürekli bekleyecekler. Evet. Kaydır. Bir tane. Çok. Bundan sonra bundan yapacağım size. Patates de alın bence. Güzel. Afiyet olsun efendim. Şimdi de sevgili Mine Ölmez için, ben ona genç astroloji kraliçesi diyorum, hazırladığımız sürpriz var. Şimdi hafif bir salata. Ballı, hardal soslu semizotu salatası. Semizotunun yapraklarını ayıkladık, yıkadık, gördüğünüz tabağa koyduk. Ballı, hardallı sosa ben bayılıyorum. Bunun için bir yemek kaşığı kadar hardal. İsterseniz acı olabilir, isterseniz tatlı. Bunun içine balı koyuyoruz. Bu çok faydalı bir karışım da aynı zamanda. 2 tatlı kaşığı kadar bal. Olağanüstü güzel bir balımız var gördüğünüz gibi. Sonra ekşi tat olmadan olmuyor. 2 tatlı kaşığı kadar nar ekşimiz vardı. Nar ekşimizi koyuyoruz. Yine ekşiye devam ediyoruz. Bunun içine limon suyu ilave ediyoruz. Yarım limonun suyu. Bu arada zeytinyağı. Bu sos olağanüstü. Her salataya çok yakışır. Ama tuzsuz olmaz. Tuzu biraz çok mu kattım? Neyse. Bir de ben salata soslarına mutlaka ve mutlaka karabiber ilave ediyorum. Şöyle karabiberimden de katacağım. Böyle kaşığın ucuyla karabiber ve mutlaka toz şeker. Şöyle. Bu böyle bayağı kimya ile simya arası bir sos oldu. Şimdi sosumuzu yarısını semizotu yapraklarının üzerine gezdiriyoruz. Diğer yarısını dökmeden önce meyve çok yakışıyor. Yazın çilek koyabilirsiniz buna. Şeftali çok yakışır. Biz mürdüm eriği bulduk. Mor erik, meyveli bir semizotu salatası. Sonra kalan sosumuzu da bütün bu meyvelerin üzerine gezdiriyoruz. Böyle hafif ekşi, hafif tatlı, olağanüstü lezzetli bir salata sosu. Son dokunuşumuzu da şimdi sızma zeytinyağımızla yapalım. Ballı hardal soslu semizotu salatası. Afiyeti şeker olsun. Çok iyi, çok iyi. Bu aslında erikli semizotu salatası ama ballı hardallı bir sos var bunda. Oo, maşallah. Niye size semizotu salatası istedim? 2023 yılının yemyeşil, yeşil, barışçıl ve fresh geçmesi için inşallah. Nerede o günler? Efendim, hocam dünyada en sevdiğiniz mutfaklardan ne var mesela? Ben sevdiğimiz mutfak değil, ben Akdeniz mutfaklarını seviyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Yani mesela İtalya, İspanya hepsinin ayrı tadı var. Güney Fransa'nın da var ama kuzeyinde var. Bask falan. Bask da çok güzel. Çok güzel. İspanya'da yani. Bask mutfağı. San Sebastiano'da hem İspanya hem Fransa İspanyası. Doğru, bu tarafta da değil mi yani? Doğru, bu tarafta da. Fransız Bask bölgesinde de öyledir. Ayrıca mesela hiç küçümsemeyin, deniz mahsulatını Yunanlar da iyi yapıyor artık. Muazzam. Çok fevkalade. Onu çok seviyorum. Yani o işi biliyorlar. Tabii Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Arap dünyasında en kıyak mutfak Lübnanlıların. Evet. Yani onu iyi yapıyorlar. Çok doğru. Yani Yunan mutfağı çok başarılı bir mutfak. Akdenizler iyi Akdenizler mutfak. Çok Akdeniz'de iyi. Her şey var. Ama kıt. Mesela bizim balığımız da az. Evet. Kuzeye göre değil mi? Evet, doğru. Onun için biz akıllıca kullanmak zorundayız. Bizim yemekler malzeme ziyan etmeye müsaade etmiyor. Evet. Onun için akıllıca yapıyorlar. Her şeyini kullanıyorlar. Yani öyle çok yemek atılmaz aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu bakımdan ben çok seviyorum bizim yemeklerimizi. Çok doğru. Türk mutfağı bir ilavedir. Çünkü Türk mutfağının denizin ötesinde yayla olma özelliği var. Değil mi? Bu mesela Ayntap'tan başta şeye kadar. Fakat büyük bir mucize de meydana geldi. Zeytinyağı gittikçe içerilere kadar girdi. Çok doğru. Eskiden Ankara'da zeytinyağını kullananlar sırf Yahudilermiş. Niye? Evet. Çünkü etliyle sütlü bir arada olmuyor. Koşer değil. Onun için ne yapıyor? Evet. Hayvani yağın olmadığı zeytinyağını getirtiyor yakın nispeten. Tabii. Ama bu zevk, bu çeşni bugün her yere kadar gitti. Bak Kayseri neler getirdi bize, evet, gördün mü? Her şeyi zeytinyağıyla yaptık, evet, bugün. Evet. Çok burası güzel Kayseri bir şey. Yani bu büyük bir kazanç. Onun öyle için zeytinyağına sahip çıkmalıyız. Zeytinliklere sahip çıkmalıyız. Yeni Türkiye'nin düsturu bu. Çok doğru. Çok harika. Doğru. Buradan bütün seviyoruz. Egelilere de alkış. O Akhisarlar dedi ki biz İspanya olacağız dediler, evet, ve oldular bu sene. Akhisar bu işi çok iyi kurtardı. Maşallah. Aferin. Efendim nasıl buldunuz tadını? Muhteşem. Muhteşem. Böyle ballı hardallı sos, harika, meyveli çok salatalar. Çok yakışmış. Evet. Şimdi çok yükselen bir trend dünyada, evet, da. Çok teşekkür harika ediyoruz. Sıradaki sürprizimiz sevgili Kürşat Tüzmen için. Kayseri'nin yağ mantısı çok meşhur. Bugün Elif bize yağ mantısı, evet, yapacaksın. Benim favorim Kayseri mutfağı ürünü olan yağ mantısını yapacağız. Burada hamurumuz hazır. Ben siz gelmeden mayalandırdım. Peki. Un, su, yoğurt, çıtır olması için biraz sıvı yağ ekledim. Biraz da tuz var tabii ki. Aynen, şimdi bunu açacağız. Tamam. Şimdi yağ mantısı dediğimiz mantı böyle iri bir mantı. İri, evet. Herkes küçük Kayseri mantısı mı yapacak? O kaşığa 40 tane sağından değil. Bundan bir tane yeseniz doyurur belki sizi. Şimdi ama o kıymalı bir iç de hazırladın, evet, değil mi? Evet, kıymam var. Bir baş soğan doğradım böyle ufak ufak. Özelliği diğer Kayseri mantısı olması gibi biraz reyhan var içinde. Karabiber var, toz biber var. Harikasın. Aslında çok basit hem hamuru hem kıyma. Ama bir araya gelince çok lezzetli oluyor. Çok lezzetli oluyor. Efendim, evet, elimi hamura sokmadan duramadım. O yüzden şimdi bunu bir bezeye ayırdım. Tamam, şöyle birlikte açacağız. Şimdi bardak ağzıyla keseceğiz, değil, evet, mi? O yüzden şöyle yarısından itibaren ufak ufak kıymaları koyacağız. Bu kısmını üstüne kapatacağız. Pekala. Çok tatlı. Gençlerle hamur işi yapmak, yemek yapmak o kadar zevkli ki. Şimdi bu kısmını katlayalım biraz, şöyle altını da unutmayalım. Pekala. Tamam, evet. Şimdi koyduğumuz yerler zaten buradan böyle kıymalar kabardı, belli oluyor. Bardağımın da ağzını biraz unladım yapışmasın diye. Şöyle yuvarlak keseceğiz. Keselim. Şimdiden böyle popopuklu yumuşaklığı belli oldu zaten. Evet. Bunlar derin yağda kızaracak. Bir de size çok ilginç bir sosumuz var. Hani şimdi çok popüler olan sosyal medyada sıcak çili sos var ya, onu yapacağız. Bayılacaksınız yağ mantısını. Ona batıracağız. Kızardıktan sonra yiyeceğiz. Şimdi size nasıl bir şahane bir acılı sos yapılır onu gösterelim. Evet. Kavrulmuş ya da kavrulmamış susam katmayabilirseniz de. Şimdi şöyle bir diş kadar ezilmiş sarımsağımız var. Çok az böyle tadını dengelemesi için zencefilimiz var. Ben tabii yöresel bir dokunuş, baş biber salçamız var. Ondan koydum. Evet, sos hazırlıyoruz. Ünlü sos, çili sosu. Çili sosuyla Kayseri yağ mantısını birleştiriyoruz. Şimdi bal ben koyuyorum. Daima tatlı, tuzlu ve ekşi dengesini yakalamak lazım. Toz şeker de olur. Sonra isterseniz koymayabilirsiniz ama soya sosu koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar. Efendim bunun üzerine şimdi Mustafa Şef'im çok kızgın bir yağ getiriyor. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Teşekkür ederim. Harikasın. Şimdi bu patların patlaması için kızdırılmış yağımızı ekleyeceğiz. Koklayabilir misiniz? Harika koktu. Müthiş bir koku. İşte meşhur acılı yağ. Böyle bir sos yapılıyor. Şöyle. Böyle ikisini de ben yoğurtlu denemek istiyorum. Diğerleri sade olsun. Ben de ikisine yoğurt gezeyim. Şöyle. Çok coştum. Bunu çok merak ediyorum, tadını nasıl, beğenecek misiniz? Yağ mantısı, çili sos, çili. Kayseri'nin güzelim yağ mantısını bir tık daha güzelleştirdi. Vizyon yaptı. Uzak Asya'dan. Çili sos koyduk. Acılı bir sos hazırladık. Bizim yağ mantısı, Kayseri'nin yağ mantısı ama hanımefendi ona özel bir çili sos hazırladık. Şimdi tadına bakalım. Bizim yemek yine başka yere gidiyor. Yani daha çok olsan. Kürşat Bey, bakın bakalım beğenecek misiniz? Bakacağım. Bu Kürşat Bey'e yaptı. Evet, bu Kürşat Bey'e. Bizim için özel. Hocam izninle yiyoruz. Afiyet olsun. Aferin. Teşekkür ederiz. Bunu söyleyelim. Evet. Çok güzel. Bravo. Çok beğendik. Evet. Bravo. Çok beğendik. Çok teşekkür ediyoruz. Çıtır mantı, aferin sana. Çıtır çıtır bir yağ mantısı. Kayseri'nin aslında alameti farikalarından birisi. Yağlaması, yağ mantısı, kaşık mantısının dışında şöyle aldım ben de. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Ceren, şöyle neşeleneceğimiz birkaç şarkı alalım mı? Hadi bakalım. Söyledin gerçekten. Şimdi hocamın bu gece yılbaşı gecesi biliyorsunuz. Evet. Hocam başka bir davete de gidiyor. Hiç yerinizde durmuyorsunuz maşallah. Oradan daha yeni Makedonya'dan geldi. Geldi. Yine bir yerlere gidiyorsunuz evet, yani. Hocam kaç davet aldı? Hocam çok popüler. Bizi kimse çağırmıyor. Başka biz buradayız. Niye çağırsınlar? Sen hiç gitmiyorsun ki. Çok iyiydi Buket. Hocam hepimiz sizi... Gitmeyeni çağırmıyorlar anladın mı? Doğru hocam. Evet. Hocamızı yolladım. O hiç yerinde durmuyor. Evet, buradan gerçekten çıktı başka bir davete. Kim bilir kaç kapı yapacak bu akşam. Kim bilir. Bir de diyor ya bizi hiçbir yere çağırmıyorlar diyorum. Gitmezsen diyor seni çağırmazlar. Ama hocanın arkasından bana sadece yani kendi adıma bunu söylüyorum. Çok cahilim keşke ölsem. Şu an kafamda bu çınlıyor. Yani. Çok cahilim keşke ölsem. Şey söylemeye korkuyoruz değil mi? Yanlış evet. Şey evet. Ya ben az önce var ya çıtım çıkmadı farkında mısınız? Evet. gezdiriyorum ki bana bir şey demesin diye. Yürüyen bir ansiklopedi. Ben göz kaşı diyorum, hiç lafa girmiyor mesela. Evet evet, Sahrap abla oradan bana biraz sor diyor, ben böyle. Demek ki çok aşırı hanımefendi, beyefendiydi. Çok. Şimdi tabii bize çok sık yemeğe geliyor. Ben bayılıyorum hocama. Kerevizi istedi ama. Kerevizi istedi, bundan sonra her hafta kerevizi yapacağım. Fakat tabii şöyle bir durum oluyor. Servis yapıyorum, bir şey anlatıyor. Bilmiyorum orayı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Altıncülüğü diyor, oradan Kıbrıs'a atlıyor, oradan geliyor Suriye filan. Böyle bir takılıyorum. Yemez misiniz hocam? Sürekli yediriyorum. Yani cahilliğim o kadar donanımlı ve bilgili bir hoca ki hakikaten cahilliğim ortaya çıkıyor. Ben çorba içerken şimdi çorba kasesini hareket ettirmeli miyim? Ettirmemeliyim, bir an ona bakıyorum. Ne yapıyor diye yanlış bir şey yapmayayım. Şunu şuraya mı koyayım? Ben nefes almadım, nefes. Kozalağı yese kozalağı yiyeceksin. Evet. Gerçekten kozalağı yese ben alamam. Bu usul mudur diyeceksin. Yani. Evet. Bir ara nefes almayı unuttuğumu fark ettim. Şuramdan bir daha fark ettim. Gerildin, fark ettim. Nefes alıyorum. Fakat çok da nükteden. Evet. İyi yemeği tabii sen anlattığın gibi Mine biliyor bu işleri. Çok zeki ve çok esprili. Çok zeki ve çok esprili, hafızası çok iyi. Hiçbir şeyi unutmuyor, seviyor. Yemeğe bayılıyor. Zaten aramızdaki sevgi yemekle başlıyor. Emre, sana müthiş bir sürprizim var. Bayılacaksın. Şimdi sırada ciğer taco var. Mustafa şefimle birlikteyiz. Kuzu ciğerimiz. Taze kuzu ciğerimiz. Ciğer tacomuzu yapacağız şimdi sizin yönetmeliğinizde. 2 bıçak arası zırhlayacağız, 2 bıçak arası doğrayacağız, taco yapacağız. Bayılacaksınız bu tarifimize. Hadi başlayalım. Bu arada etin doğru derecede, doğru dolaplarda dinlendirilmişi, sakat atında günlük tazesi her zaman makbuldür. Evet. Doğru. Zırhı çok iyi kullanıyorsunuz. Çok da fazla maşallah. Ezmeden. Doğru. Şöyle kuru fasulye tanesi gibi yapalım, değil mi? Şimdi bu aslında Konya taraflarında çok popüler bir yemek. Ciğeri böyle zırhla doğramak, sonra soğanla kavurmak, sonra baharatlandırıp, sonra da bu görmüş olduğunuz... Zeytinyağlı ve toz biberli taco ekmeklerimizde. Lavaş ekmeklerimizin içine dürüm yapacağız ama çok güzel 2 sosumuz da var size. Sürpriz! Harikasınız. Şimdi soğanımızı alalım. Efendim, soğanımız kavruldu. Şöyle getiriyorum. Ve kavrulan soğanın içine ciğerlerimizi atıp tekrar pişirmeye devam edeceğiz. Ama çok az. 7 dakika falan. Her şey hazır olacak. Sonra ciğer taco var. Ciğer şahane kavruldu. Ama baharatını en son katıyoruz. Biraz sumak katalım. Şöyle. Sonra kırmızı toz biber. Tuzu da sertleşmesin diye en sonunda katıyoruz. Şimdi karıştıralım şefim. Evet. Şimdi tabii bunu sadece böyle sunmak istemedik size. Yanına bir sos yapalım istedik. Buna yabancılar sriracha sos diyorlar. Közlenmiş kırmızı biberimiz. Saplarını kestik ve koyduk. Şimdi közlenmiş soğanımız vardı. Biraz da soğan ilave ediyoruz. Sonra bunun içine zeytinyağı koyuyoruz. Siz istediğiniz sosu yapabilirsiniz. Mayonezle, ketçapla, hardalla da olabilir. Biz size şöyle hakiki bir sos gösterelim dedik. Sonra bunun kapağını kapatıyoruz ve çekiyoruz. Evet, sosumuz hazır. Biz tabii buna sriracha sos diyorlar. Biz de öyle demeye devam ediyoruz. Şimdi efendim size ciğer taco'yu gösteriyoruz. Buyurun şefim. Tabii ki. Kibrit patatesimiz, sriracha sosumuz. Teşekkür ediyorum Mustafa şefim. Ciğer taco. Afiyet olsun. Evet, ciğer Ciğer takomuz var. Bayılırım. Evet, tam bir füzyon mutfağı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü zahmet ettiniz. Bakar mısınız? Of. Biz nasıl yaptık bunu? Efendim Sahrap Hanım yine magic yaptı. Bizim anam babam usulü ciğeri Meksikalı yaptı. Takonun içine koydu. Kibrit patates. Evet, avokado soslar yaptık. Soslar yaptık. Ama ciğeri bizim usul kavurduk. 2 bıçak arası. Tam Konya usulü. Bu şimdi bana... Bu sana ithaf ediyorum. Bekar mutfağına ithaf ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Farklı bir şey yapalım dedik. Ben ciğer hiç yiyemem normalde. Ama bu senin hiç hissetmeyeceksin ciğeri. İşte onu merak ediyorum. Acaba tadını alacak mıyım diye bakacağım şimdi. Yani ben söylemesem ciğer olduğunu anlamazsınız. Yani burası araştırma geliştirme departmanı gibi çalışıyor. Gibi oldu değil mi? Ne güzel. İşte yemeğin güzel tarafı yaratıcılar çok açık. Hocamız gittiğine göre ben bunu eleyebilir miyim artık? Böyle dalabiliriz de ona. Bakalım ciğer nasıl bulacaksınız? Şimdi şurada olsa ne ayıp şey derdin. Değil mi? Demez ama. Demez ama bakardı şöyle. Demez ama kötü kötü bakabilirdi. Evet. Ya da böyle. Ya gitti arkasından nasıl konuşuyorsunuz? Hoca bunları görecek. Hoca arkasından konuşmuş. Sen direkt gerçekten hiç konuşmadı ve şu an açıldın. Seyredecek. Yine bak. Nefes almadım diyorum bak. Bir ara nefes almayı unuttuğumu fark ettim. Çok hanım oturdun evet. Şimdi... Güzel mi? Ciğeri bunları sevebilirsin. Şimdi bakacağım. Bu konuya ben karar vereceğim. Evet. Şimdi normalde ciğer yemiyorum. Bir ucu onun da Antep'lidir. Ben de ciğer yemiyorum ama. O da, ama ciğer olduğunu ben söylemesen anlamazsın. Efsanevi bir şey. Ucundan baktım. Afiyeti şeker olsun. Çok güzel olmuş. Güzel. Güzel değil mi? Yani böyle füzyon mutfağı diyorlar ya. İşte Türkiye, Konya'nın bıçak arası, 2 bıçak arası ciğerine... bizim Türk usulü kavurduk. Sonra içine de Meksika. Çünkü taco dünyada yükselen bir değer. Sahrap herkes Hanım. Takocu. Evet. Sizin Meksika mutfakçı. Size de getiriyorum ben. Yemeğini yiyebilirim. Sizin yeryüzünde kendinize hayran bırakamayacağınız biri yoktur. Çünkü ciğer çok bu lezzetlerle. Çok teşekkür ediyorum. Afiyeti şeker olsun. Bizim lavaşa sağlık. Çok sevindim. Şimdi benim çok sevdiğim bir müzik var. Bayılıyorum. Şimdi yanına geliyorum Ceren. Ben bir şey söyleyeceğim. Ceren'le. Sesim berbat, hiç sesimin kusuruna bakmayın. Fakat böyle bir hareketler falan seviyorum tabii ki. Şimdi Ceren ayva çiçek açmış. Ayva çiçek açmış söyleyelim mi? Söyleyelim. Biraz neşelenelim. Vereyim mi? mesela bakıyorsunuz müzik listelerine, en çok sevilen, en neşeli parça bu Ayva Çiçek Açmış. Gerçekten mi? Ben eskiden beri çok severim. Ben de çok severim. İnsanı neşelendiriyor bu şey. Evet. En neşeli şarkı olarak Ayva Çiçek öyle Açmış. Öyle bir şey müzik listelerinde öyle görünüyor. Allah Allah. Bir de en popüler şarkılardan biri de Zeytinyağlı Yiyemem Aman. Ama biz onu değiştirdik. Zeytinyağlı yiyelim ama, basma da fistan giyelim ama. İkisi de çok sağlıklı. Evet, ikisi de çok sağlıklı. Şimdi Mineciğim, 2022 yılını geride bırakıyoruz. Evet. 2023'te hepimizin tabii çok umutları var, dileklerimiz var, hayallerimiz var. Nasıl bir yıl bizi bekliyor? Şimdi tabii ki var olan mevcut zorluklarımız bir anda bıçak gibi kesilmeyecek bu yılda. Ama benim hep tavsiyem şu oluyor, önerim. Her yıla gerçekten umutla girmek güzel bir şey. Biz bu geleneği hiçbir zaman bozmamalıyız. Ve şahsi olarak yaptığımız güzelliklerin, üretimin, başarının önümüzü açacağını hep bilmemiz lazım. Yani bir yıldan ümit bekliyoruz, bir şey bekliyoruz ama biz ne yapıyoruz diye hep bakmamız lazım. Bu yıl mevcut zorluklarımız evet devam edecek, bıçak gibi kesilmeyecek ama umut veren gelişmeler de var elbette. Özellikle Şubat ve Nisan arası. Hani burcumuz ne olursa olsun hayatımızda çok hızlı gelişmeler yaşayabiliriz. Yani böyle bekarların evlendiği, yıllardır sürüncemede kalan, bitmesi gereken ama işte konfor alanının kaygısından bitiremeyen ilişkilerin bittiği, artık yeni bir sayfanın açıldığı iş kurmalar, bir şekilde üretime başlamalar söz konusu olabilir. Fakat birazcık da böyle dünyada ülkelerin birbirlerine gövde gösterisi yaptığına da şahit olabiliriz. Evet. İşte güç yarışlarına girdiklerine de şahit olabiliriz. Sonrasında Jüpiter Boğa'ya geçecek yılın ikinci yarısından itibaren. Jüpiter çok önemli değil mi? Jüpiter şans seviyoruz. Evet, seviyoruz ama şöyle, Jüpiter sizi nasıl yakalarsa gerçekten o durumu büyütüyor. O yüzden benim tavsiyem şu, Jüpiter Koç burcuna geçti. Yeni yıla girerkenki ruh halimiz çok önemli. Şimdi insanlar işte Nardugan Bayramı yaptı, en uzun gece filan. Ama inanın bana, takvim olarak da zamanın değişmesinin bir enerjisi var. Dolayısıyla yılbaşına çok iyi dileklerle, çok iyi umutlarla girelim. Nasıl gerçekten girersek öyle mi devam? Yani ben, ben buna inanıyorum. Bir arkadaşım yeni yıla başka bir sorun oldu, ağlayarak girdi. Bütün yıl ağladı mesela, gerçekten öyle. Yeni yıla güzel girelim, umutlarla yine güzel girelim ve şunu unutmayalım. Eğer biz içimizden dışımıza iyiliği yayarsak, dünyanın durumu ne olursa olsun iyilik etrafımızda yayılmaya başlayacaktır. Kesinlikle. Böyle düşünelim. Yılın ikinci yarısında biraz daha Jüpiter Boğa'ya geçince, mesela ilk yarısında şanslı olan burçlar daha böyle ateş, hava burçları iken, ikinci yarısından itibaren işte boğalar, akrepler, yengeçler, oğlaklar, başaklar, balıklar biraz daha şanslı olmaya başlayacak. Bazıları gerçekten yok ya ben evlenmem, artık ben aşkı bulamam dediği halde aşkı bulabilecekler, evlenebilecekler, mutlu olabilecekler. Ama benim tavsiyem şu olacak herkese. İlber Hocam da söyledi ya, zeytinliklerimizi koruyalım, zeytinin değerini bilelim. Şimdi Jüpiter Boğa'ya geçiyor. Burada inatçı bir burçta ve toprağın burcunda olacak. Dolayısıyla hepimiz, bakın bu çok komik gelebilir. Ben bir yerden arsa alsam, köyden ev alsam ne olacak diyebiliriz ama yapabiliyorsanız köye, tarıma, ufak da olsa bir tarlaya, bir arsaya yatırım yapalım. Elimizden ne kadarı geliyorsa. Mümkünse eğer hepimizin köyleri vardır, işte bir taraftan böyle hala gittiğimiz, belki gitmediğimiz ama bildiğimiz. Oralardan böyle bir arsa alabiliriz, ekim yapmaya başlayabiliriz. Tarımla alakalı kuralları öğrenirsek bu bize çok faydalı olacak gibi geliyor. Harikasın. Suya da önem vermemiz gerekecek. Tabii. Çünkü Satürn Balık burcuna geçecek. Ve suyu 12. ev. Bir kere şöyle bir şey olacak. İlahi adalet çok hızlı tecelli ediyor. Yani bunu hep söylüyorlar ama bazı insanlar artık ilahi adalete inanmıyor. İnançlarını yitirmişler. Ben çok inanıyorum. Ben ve şöyle bir bakarsanız görürsünüz zaten. Hani herkesin bir zamanı oluyor. Bir yükseliş zamanı oluyor. O yükseliş zamanında kime nasıl davranıyorsa düşüş zamanında da kendisine aynı şekilde davranılıyor. O yüzden başımıza bir kötülük geldiğinde durup bir düşünmemiz lazım. Nerede hata yapıyorum? Neleri değiştirmem gerekiyor diye. Her zaman kötüyüz diye başımıza bir şey gelmiyor ama bazen kendimizi sorgulamamız yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi Satürn Balık burcuna geçeceği için bazı hiç böyle ortaya çıkmamış suç örgütleri, dünyaya kötülük salan insanların ortaya çıktığı, ve birçoğunun cezasını almaya başladığı bir süreç olacak. Ve hepimiz için şu çok önemli hale gelecek. Aslında dünyada maneviyatın, ilahi konuların, ruhumuzla bağlantı kurmanın her şeyden daha önemli olduğunu anlamaya başlayacağız. Tabii suyun alanına kısıtlayıcı bir gezegen geldiğinde, şu anda ateşin alanına coşturan bir gezegen geldi. Jüpiter Koç'ta. Bu ne demek? Savaş naraları, alevler, ateşler, ateşten gelecek tehlikeler ve işte birbirlerini tehdit etmeler, ben senden güçlüyümler filan. Kısıtlayıcı bir gezegen de suyun alanına gelmiş oldu. Dolayısıyla suyun da değerini en az toprak kadar bilmemiz lazım. İnsanı meydana getiren, bütün doğayı, dünyayı, kainatı meydana getiren 4 tane ana sır var. Astrolojinin temeli de bu aslında. Su, toprak, hava ve ateş. Eğer bunlardan bir tanesiyle alakalı dengeyi bozarsak dünyada yaşam zorlaşmaya başlar. Dolayısıyla suyun kadrini bilmek, toprağın kadrini bilmek bu süreçte aşırı önemli olacak. Teknoloji hızla ilerlemeye devam edecek, Plüton Kova'ya geçecek, devrim niteliğinde. Devrim niteliğinde teknolojik gelişmeler olacak. Ve artık eski yöntemlerle hiç kimse gidemez. Yani kim olursa olsun, makamı, mevkisi, gücü, zekası, parası ne olursa olsun bilindik yöntemlerle kimse ilerleyemeyecek yeni artık. Yöntemler. Öyle bir şey olur. Evet. Güç gösterileri göreceğiz demiştiniz. Şimdi var olan devam eden savaşlar var. Onun yenileri mi gelecek? Var mı öyle yeni bir savaş? Yenileri de gelebilir. Ya da şöyle, bu savaş çığırtkanlığına enerji vermek isteyenler olabilir. Şimdi Satürn Balık'ta olduğu için savaş çıkaranların aleyhine sonuçlanacaktır. Mesela 2020'de nasıl böyle şeyler olabilir, duyabiliriz evet. Mesela işte Yunanistan'ın kalkışmalar yapması, bu enerjilerin biraz daha dağılması, Çin ve o Orta Asya taraflarında bazı şeylerin daha da artması. Bir de en son Jüpiter Koç'tayken mesela Arap Baharı yaşanmış. Evet. Şimdi de bir Türk Baharı ya da belli toplulukların isyankar enerjileri çok güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Nasıl 2020'ye girerken paranın işe yaramadığını öğrendik. Küçücük evet. bir virüs karşısında. Evet. Ki ben 2020'ye girmeden de söylemiştim. Dünya çapında yasaklar gelecek diye, hepsi kayıtlı bir şekilde duruyor. AVM'lerin kapanacağını, dünya çapında yasaklar geleceğini. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öyle güçlü etkiler olacak ki biz bunların karşısında paramızla, gücümüzle duramayacağız. Eski yöntemleri değiştirmek zorunda kalacağız. Bu ya ne bu, zaman? Mart, Nisan gibi mi oldu? Etki çoktan başladı ama yaz aylarında bunu daha çok hissedeceğiz. Yani eski bilindik yöntemlerle bir yere varılmadığını tüm dünya insanı daha net görmüş olacak. Bu UFO söylentiyi aşabilir, daha güçlü bir hale gelebilir. Hı hı. Teknoloji anlamında daha güçlü, inanamayacağımız, hayrete düşeceğimiz şeyler olabilir. Bir de şöyle bir durum var, biliyorsunuz. Hayvanlara karşı çok sert şeyler uygulanıyor. Tabii. Bunların bir anlamı maalesef var. Mesela Kova burcu, kolektifin burcudur. Plüton Kova'ya bir ziyarette bulunacak. O ziyarete gelirken, şimdi biz hayvanları fazlalık olarak görüyoruz değil mi? Onları diyoruz ki çok fazlalar, saldırıyorlar, işte zarar veriyorlar. Belki göksel sistemde, Allah'ın sisteminde de bizi zararlı gören varlıklar var. Yani diyorlar ki insanlar ne kadar müsrif, ne kadar kötü, şu insanlarda olmasaydı. İşte biz bu enerjiyi üzerimize çekmeye çok başladık. Başka canlıların yaşam hakkının bizi rahatsız ettiği gerekçesiyle ellerinden aldığımız sürece insanların dünyasında da toplu ölümler devam edecektir. Aman Tanrım. Evet. Bu çok önemli. O yüzden adalet derken bunu kastediyor. Ve çok zorlu şeyler de olacaktır. Ama bu kimden ağrıdır biliyor musunuz? Kim bundan kendini koruyabilir? Yıllardır uyguladığım şeyler var. Mesela düzenli olarak kuşları, martıları beslerim, hayvanları beslerim. Tabii. Mesela ben bir ağaç gördüğüm zaman bir insan görmüş gibi hissediyorum. Ben sarılırım. Mesela. Ben sarılırım. Zeytin ağacına mesela çok severim sarılmayı. Mükemmel bir enerji. Sarılmayı. Bunu laf olsun diye söylüyorum. Mesela burada bir ağaç gördüğüm zaman bir insan görmüş gibi hissediyorum. Evet, ya da bir canlı gördüğüm zaman onun da bir ruhu olduğunu hissediyorum. Elbette ve zaten o sevgiyi verdiğinizde de onu alıyorsunuz. Elbette bunu anlayanlar her zaman korunacaklar. Evet. Buna çok emin olun, müsterih olun. Yani yüksek ruhlar her zaman korunurlar. Yani bir şey olacağını da hissedersiniz. Mesela negatif biri girdiğinde hissedersiniz. Yüksek ruh olmak böyle bir şey. Yani siz Allah'ın yarattığına ne kadar saygılı olursanız. Çünkü büyük bir akıl bu ağacı, bu köpeği, bu kediyi yaratmış. Seni de yaratmış. Elbette. Nasıl ki bir insanı oradan alamazsan bir ağacı da alamazsın, bir hayvanı da alamazsın, bir köpeği de alamazsın. Ve hepsinin varlığına saygı duyman gerekiyor. Böyle insanlar, bu böyle laf olsun diye söylediğim bir şey değil. Kolektife böyle bir enerji inerken korunacaklar. Benzer benzeri çeker. Siz katliam yaparsanız, can yakarsanız, cana kıyarsanız kendinize bunu çekersiniz. Çok doğru. Siz bir şeylere sevgi verirseniz, bir ağaca sevgi verirseniz, bir kuşa sevgi verirseniz bunu çekersiniz. O yüzden yeni yıla yeni umutlarla girelim. Asla enerjimizi düşürmeyelim. Evet. Hepimiz burada faniyiz. Evet. Her an her şey olabilir. Ama biz hep en iyiyi düşünerek hareket edelim. Tedbirli ve pozitif olalım diyor. Ne tatlısın. Çok şimdi güzel. Ne güzel söyledi biliyor musunuz evet. Kürşat Bey? Aslında güzel sanatlardan mezun. Hı. Yani güzel sanat evet. çok yeterli, çok yaşa. Çok güzel sanatlardan mezun. Mersinlisin zaten. Evet. Ama daha sonrasında tabii astrolojiye meraklı olduğunu filan öğrendim. Bir de sen çok önemli bir şey benim için bir kere yaşam koçluğu eğitimi almışsın. Evet. NLP master'ını yapmışsın. Evet. Yani kendini, duygularını, dünyayı tanımayı daha iyi öğrenmişsin oralarda. Çok şükür öyle oldu. Geliştirmişsin. Fakat şunu yapmadım hiçbir zaman. Mesela bu tip şeylerin gerçekten bilimsel olarak gitmesi gerektiğini düşündüğüm için yaşam koçluğu kimseye yapmadım. Çok doğru. Daha hani psikiyatri, psikoloji okumuş olsaydım gönül rahatlığıyla yapardım. Doğru. Ama bunu bütün hayatımda kullandım evet. ve şuna çok inanıyorum. Hayatta aşılamayacak bir engel. Hı hı. Yaşadıktan derler ya büyükler, olanla ölene çare yok. Olanın bile bir çaresi vardır ama ölenin çaresi yoktur. Tabii. O artık boyut değiştirmiştir. Onun dışında çaresi olmayacak bir dert olduğuna, bir acı olduğuna inanmıyorum. Bazen insanlar sadece acılarını da dost ediniyorlar, acılarına da tutunuyorlar. Çoğu insan yapıyor bunu. Evet. Yani sürekli bir derdim var, bir acım var. Sürekli onunla yaşıyor, güzel olanı görmüyor. Hayata öyle bakmayı seven çok insan var dünyada. Evet, hani şarkıda da diyordu ya alışkanlık çok zormuş. Çok zor. İşte kötü şeye de alışıyorsunuz tamam. Mesela size sürekli bağıran eşinize alışabiliyorsunuz. Evet, çok yani zor. Onun bağırmasına alışkanlığınız, onu terk ettiğinizde yaşayacağınız yalnızlıktan, ağır bastığı zaman hayatınız zindana dönüyor. Evet. Acılar da böyle. Tutunmayı seçtiğimiz zaman hayatımız zindana dönüyor. Yani direkt kimseye bunu hani bu şekilde uygulamasam da bütün yazılarımda, bütün söylemlerimde insanları hep iyiye doğru yönlendirmeye özen gösteriyorum. Çünkü hani şu anda mesela hani ölsem gözüm açık gitmez diye düşünüyorum. Allah korusun. Tabii ki Allah hepimize uzun tatlı ömürler evet. versin ama hani şey gibi bakıyorum hep. Öyle güzel bir şey yap ki eğer bu son yaptığın şeyse onunla ansınlar seni. Harikasın. O zaman biraz aslanlardan bahsedelim. Aslanlar kendilerini ortaya atmak zorunda. Çünkü o... Çünkü öyle bir huyları var değil evet. mi bu aslanların? Olmaz. Olmazsa olmaz. Ama ben öyle değilim aslında. Değilsiniz, hiç değilsiniz gerçekten. Gerçekten. Yükselen aslan. Siz de aslan. Ama ben teraziyim. Ama yükselen aslan. Siz terazinizi merak ediyorum. Siz terazi, sen nerede? Teraziyim ben. Kibarca merak ediyorum. Ama yükselen yengeç. Senin... Bu arada terazi genelde böyle ün verir değil mi? Yani bir ün şeyi var şöyle, terazi şöyle aslında ün güneşle ilgili. Hı hı. Şimdi dedi ya hani aslanlar dedi hemen. Güneş sisteminde nasıl bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyorsa evet. aslan burcu da güneşin yönettiği burç. Ha. Dolayısıyla aslan burcunu fark etmemeniz, görmemeniz imkansız. Terazi de aksine sonbaharı başlatan burç. Aslan burcunda güneşi en çok gördüğümüz vakit ne zaman? Temmuz sonu Ağustos. En evet. çok güneşi o zaman görüyoruz. Teraziye geldiğinde zaten sembolünde de var. Batan bir güneş evet, gibidir. Evet. Teraziye geldiğinde bize şu mesaj veriyor. Artık güneşi fazla göremeyeceksin. Teraziler ünlü olsalar bile yaşamlarının ilerlediği zamanlarda huzuru tercih ederler. Sanatçıdırlar, ruhları çok incedir, zariftirler, giyimleriyle, kuşamlarıyla her zaman kendilerini fark ettirirler. Fakat belli bir zamandan sonra bunlara önem vermemeye başlarlar. Evet. Çünkü ego onlar için çok da hani insanı mutlu eden bir şey değildir. Evet, ün verdiği kadar onlara bir mütevazilik ve geri çekilme de veriyor. Çünkü burada güneş batmaya başlıyor. Anladım. Egonun geri çekildiği bir yer. Şahane evet, gerçekten anlatıyor. Muhteşem. Yani bir şey benim büyük oğlumdan daha küçük. Yani çok güzel. O yüzden ben sana astrolojinin genç kraliçesi diyorum yani. Kraliçe ünvanından da çok ürküyorum. Çünkü astroloji öyle kadim bir ilim ki. Çok kadim. Eğer tabii. böyle kendinize bir ünvan atfederseniz evet, evet, o yüzden doğru. memur diyorum gökyüzü evet, memuru doğru, diyorum kendime. Doğru. Ama kahin gibi kadın da diyorlar çok mesela sana. Çok güzel anlatıyorsun. Evet. Şimdi tek tek söyleyecek miyiz? Yani söyleyeceğiz merak etme. Sen Emre. Merak ediyorum. Peki o zaman bir dakika. Emre acaba Emre'yi 2023'te neler bekliyor? Evlilik var mı diye. Evlilik var mı diyeceğim. Bir de. Kesinlikle olabilir ama şöyle bir kere birazcık evliliğe inancını yitirmiş galiba. Yani bence de Emre öyle görünüyor. Biraz kırılmış, biraz şu kırılmış demeyeyim de. İstemiyor gibi gözüküyor. Sanki çok istemiyor gibi. Bize bak. Çok istemiyor gibi. Ay burcunuzu biliyor musunuz? Ay burcumu bilmiyorum. Ha, bir bakalım. Tek yükselenimi biliyorum. Bakalım. Yengeç. Ay sizin için haritanızda çok önemli. Benim de yükselenim yengeç. Şimdi bir kavramdan bahsedelim istiyorum. Yükselen burcunuzu yöneten gezegen her neyse haritanızda bulunduğu pozisyon sizi anlatıyor. Mesela yükselen öyle bir kader ki bu. Yani kaderin çarkı diyorlar ya, feleğin çarkı. Evet. Gerçekten feleğin öyle bir çemberi ki. Mesela bütün yükselen terazilerin haritasında Venüs çok önemli. Çünkü onun şöyle düşünün, ben yükselensem yöneticim de benim annem gibi. Annesini görmeyen bir çocuk nasıl olur? Annesini gören bir çocuk nasıl olur? Annesiyle uyum içinde. Dolayısıyla yükselen yöneticisini gören haritalar çok daha başarılı, mutlu olurken yükselen yöneticisini göremeyen haritalarda hep bir kader zorlukları yaşanıyor. Bu çok çok derin bilgiler ama şöyle söyleyeyim. Yükseleniniz yengeçse ayınıza, baştan başlayalım hatta. Koçsa Mars'ınıza, boğaysa Venüs'ünüze, ikizlerse Merkür'ünüze, yengeçse ayınıza, aslansa güneşinize, yine güneş çok önemli orada, başaksa Merkür'e, terazi ise Venüs'e, akrep Mars'a, yay Jüpiter'e, oğlak Satürn'e, kova Satürn'e, balık da Jüpiter'e bakacak. Bunlar sizin hayatınızda çok önem arz ediyor. Bir de son 4 burç var ya, oğlak, kova, pardon özür dilerim, yay, oğlak, kova, balık. Bu 4 burç sıradan insan enerjisinde çalışmıyor. Bu 4 burç isterse dünyaya yön verebilecek bir enerjide çalışıyor. Hani bunu bilerek biraz da kendimize okursak, mesela yükselen burcumuzun yöneticisi nerede diye bakarsak çok daha iyi yararlanmış oluruz. Ben oğlağım oluruz. Nasıl yani? Nasıl yani? Oğlaksa, yani mesela ben diyorum ki Buket sen aşk bulacaksın. Yengeçler neye bakacak? Aşkı bulacak. Kesin bulacak. Çünkü hatta hızlıca evlenebilir bile. Bak gördün mü? Yaşasın. Ama şöyle bir uyarım var. Ben de yani sanki var öyle bir tepkiler veriyorum ki. Şimdi Emre'nin coolluğuna bakın, tamam mı az önce? Yani evlilikli falan. Bir de bana bak. Oley! Ama neden böyle evlenmek için böyle insan ya? Neden söyleyeyim mi? Bütün teraziler çapkın da olsa, flörtöz de olsa, olmasa da eşsiz asla yapamazlar. İlla yanlarında bir eş olması lazım. Çünkü zodyakta karşı tarafı gören ilk burç terazi. İlk defa seni gören ve hep erken yaşlarda tek başıma durmak istiyorum. Asla duramaz. Biz bu sene bekliyorum asla duramaz 2023'te yalnız. Bir evlilik bekliyoruz. Evet. Kesinlikle sen mümkün. Sen aşıksın değil mi? Hepinizi düğünüme bekliyorum. Henüz evlenme teklifi almamış olsam da inşallah 2023'te düğünüm olacağım. Nasıl olmaz, hatırlatırız bak. Hatırlatırız değil mi? Hatırlatırız tabii ki. Çağırmazsa düğünü basarız. Evet yok bekliyorum. Emre'de de olabilir mi? Olabilir ama ay burcuma bakmam lazım. Bak sezgiler görüyor musunuz? Sezgilerinizden bunu söylüyorsunuz. Yani, doğru, ikisinde de olabilir. Senin için de öyle ama sizin için Şubat bu çok önemli. Bu masada adaylar çok. Şubat'ta çok önemli şeyler olabilir. Nasıl? İşle ilgili bir şey mi? Aşkla da ilgili, işle de ilgili. Son bir bağlantı kesin önemli sayfa açacaksın kendine. Evet. Şimdi senin ay burcuna bakalım. Bir kere Buket'i mutlaka evlendiriyoruz. Biri kesinlikle düğüne geliyoruz, ayva çiçek açtı mı? Düğünde oynuyoruz. Kıyafet seçmeye başlayacağım. Erik dalı oynayalım. Erik dalı oynayalım. Yani erik dalı çok yorucu oluyor. Efendim Nermin için bir sürprizim var size. Ya. Bakalım ne yaptırmışız. Bu muhteşem zeytinle, çekiç zeytiniyle size bir salata yapacağız. Şimdi Elif sen bunu kuru domatese karıştırdın. Biraz marine ettim, zeytinyağı koydum yumuşasın diye. Güzel. Şimdi garnitürlerini koyacağız. Aynen, şimdi salata haline getir. Pekala. Şimdi neleri kullanacağız? Yeşilliğimiz var. Ne yeşillik severseniz roka bile olur. Ben bugün maydanoz koydum, dereotu getirdim. Peki. Sonra biraz taze biberiyemle kekiğim vardı, zeytine yakışır dedim. Pekala. Bunları böyle çok ufak kesip vitamini öldürmeden. Pekala. Böyle büyük büyük kesiyorum. Biraz ceviz kavurdum, biraz nar ayıkladım, yakışır dedim. Peki, koyalım şöyle. Onu. Bunları koyalım. Biraz ekşilik, biraz tatlılık versin, dengelesin diye. Hem ben çok yakıştırıyorum narla zeytini. Aman, zaten Türkiye'de yetişen en sevdiğim zeytin çeşitlerinden biri. Bu çekiç zeytini. Çekiç zeytin. Biraz yeşil soğan da ekleyelim. Pekala. Her türlü yeşillik yakışıyor aslında. Bence de. Ben kahvaltıda da bunu yemeyi seviyorum. Akşam yemeğine çok güzel özel bir meze oluyor. Çok doğru. Biraz ceviz kavurdum. Tamam. Cevizi böyle kavurup kullanmayı seviyorum. Biraz şöyle elimle ufalayacağım. Cevizi ufalayarak koyalım. Böyle kavurmak biraz daha tadını ortaya çıkarıyor. Çok gibi, doğru. Değil mi? Hem tatlılarda hem salatalarda. Aman aman aman. Şimdiden güzel. Bu bir yemek. Salata da değil. İçinde yok. Aynen şimdi öyle. Bir de biberiye ile kekik, taze kekiğim vardı. Evet. Şimdi onlardan da ilave edelim. Bunları hiç doğramıyorum. Direkt böyle kokusunu versin diye üstünden alıyorum. Sızma zeytinyağı. Sonra elbette ki nar ekşisi. Nar ekşisi olmazsa olmaz. Narın kendisi biraz da ekşisi. Evet. Ay bu harika bir şey. Doğal nar ekşisi. Evet. Güzel. Yine biraz karışık. Yine ekşilik için sumak koyuyorum buna mutlaka. Bravo. Hı -hı. Koyalım. Yine biraz tuz da ekleriz. Tamam. Harikasın. Biraz da limon koyalım. Pekala. Hı. Limonumuz da burada. Bol limon. Bol limon suyu. Aynen, çok basit ama bir o kadar lezzetli bir salata. Ne zaman yapsam tarifi istenir bunlarla. Bu müthiş oldu. Allah öyle. Ana yemeklerin önüne geçecek kadar lezzetli. Lezzetli. Bence. Çekiç zeytin salatası süper. Afiyeti şeker olsun. Senin böyle zeytin ağacı gibi ölümsüz bir hayatın olsun diye. Çok teşekkür ederim. Ve de nar, senin getirdiğin narlardan kattık. Ya, çok teşekkürler Kemal'cığım. Servisten Emre Hanım'dan başlayalım. Bu arada madem bu yıl Buket'in yılı olacak, Buket bir şarkı alalım mı sen? İşte bravo. Evet. Çok güzel sesi var ama ben Buket'in sesine bayılıyorum. Ablacığım beklentiyi yükseltmeyelim. Peki. Yani sesi fena değil diyelim. Hani beklentiyi yükseltmeyelim. Çok doğru ama çok güzel söyledik. Bundan önce provamızı da yaptık. Seni şöyle sahneye alalım efendim. Bir şarkı alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkımız daha var senden biliyorsun. Ben çok seviyorum bir Karadeniz şarkısı. Evet. Şimdi biliyor musunuz bunu bilmiyorum. Yani bildiğiniz bir şarkımı bilmiyorum ama Sahrap abla da çok seviyor. Evet. Bir de bu bir özel bir istek. Çok popüler. Şu anda YouTube'da çok popüler, sosyal medyada çok popüler bir şarkı var. Karadeniz şarkısı. Evet. Dur. Sürpriz. Evet. Biraz zor. Langıdı değil. Aslında Karadenizlilerden özür diliyorum. Başlayacağım. Bakayım nasıl olacak. Bir de Gerçekten bu programı izleyenler benim depresyonda olduğumu düşünecek. Şimdi ne kadar güzel şarkılar söylediniz. Nermin zaten harika bir eser seslendirdi. O üstad. Ablacığım sen yani bizi ne kadar güzel neşelendirdin. Bense kedim bile yok, anlıyor musun? İşte şimdi yine depresif bir eserle karşınızdayım. Bence benim kesinlikle 2023'te evlenmem lazım. Evet, evet, çok benim haklısın. Kesin evlenmem lazım. Çok haklı. Bu depresyondan çıkmam lazım. Buradan evet, yetkililere sesleniyoruz. Bu bir insanlık hali. Zaman zaman depresif olabiliyoruz. Zaman zaman çok eğlenceli. Mineciğim özel olarak ilgilenmen gerekiyor. Fark ettiysen. Hiç merak etme. Tarih vermen lazım. O iş bende. Evet, o iş yani, tamam. Evet. Sen merak etme. Mine halledecek. Devlet olarak bakacağız. Çok iyiydi. Evet. Şimdiden eğer bir hatam olursa affola diyorum. Özellikle Karadenizliler bizi protesto edebilirler. Seni üzen beni bile, bana düşman bilirdim. Senin ruhun duymadı, kaç kere ayna kırdım. Güneş doğmak bilmez artık, diken olur yastım. Güya ben olacaktım, ayağına bastım. Güneş doğmak bilmez artık, diken olur yasım. Güya ben olacaktım, ayağına bastım. Şimdi bana söyler misin, kim o sakallı adam? Ne buldun onda söyle. Bravo. Gerçekten çok güzeldi. Buket, sana da bir sürprizimiz var. İzleyelim bakalım. Şimdi pastırmalı humus. Efendim, haşlanmış nohutlarımızı. Hazır, söyledin, yaptım. Hemen koyalım onu. Büyük kolaylık çıktı şimdi bize. Pekala. Şimdi şöyle koyalım. Pekala, nohutun üzerine, haşlanmış nohutun üzerine ne koyacağız? Evet, sırada ikinci malzeme tahin mi? Evet. Dünyanın en kolay işi aslında humus yapmak. Evet. Yeter ki nohut haşlanmış olsun. Ama müthiş bir lezzet. Nohutun da lezzeti önemli. Aynen. Evet, tahin ne kadar koyuyorsun? Bir su bardağı tahini ben bol koyarım. Evet. Şu belki bir parmak eksik. Tamam. Pekala. Aldım. Şimdi bunun üzerine biraz nohut suyumuz vardı. Evet. Haşladığımız suyu aldık, evet, süzdük. Evet. Onu ilave ettim. Şimdi çok önemli bir şey. Sirke. Sirkemizi. Böyle 2 kaşık kadar sirke, sonra bunun üzerine 1 kaşık kadar limon suyu. Çorba kaşığı değil mi? Taze, sıkıldı, hazır. Evet, evet, evet. 1 çorba kaşığı. Bunun üzerine zeytinyağımızı ilave ettik. 1 kahve fincanı kadar. Şimdi en sevdiğim taraf baharatlar. Hadi bakalım. Tuz konusunda beni uyar. Ben çok tuzcuyumdur. Efendim, deniz bence tuzumuzu... Buna 1 kaşık daha atabilirsin. Atabilir misin? Evet, çünkü nohut ölçeğine göre güzel oldu. Pekala, biraz daha. Şimdi hiç korkmadan karabiberimizi ilave ediyoruz. Kimyon, tabii kimyonsuz olmuyor. Kesinlikle. Kimyonu hatta birazcık daha koyabiliriz. Yine azıcık zerdeçal böyle kaşığın ucuyla yakışır. Kırmızı toz biber. Evet. Bir şey daha var ama ne diyelim ona? Ne diyelim? Şimdi ekşi koyduk. Bir de tatlı bir şey lazım. Anladım seni. Şeker istiyorsun sen. Daima lezzetlerin dengelenmesi ve de ortaya çıkması için şöyle birazcık da şeker ilave et. Ekşi tatlı. Böylece üste çıkar. Şimdi hazır. Yine takıyoruz. Şimdi şöyle havuz gibi açtık ortasını. Lübnanlar öyle yapıyorlar ya. Şimdi bunun ay pastırmamız geldi. Cızır cızır geldi. Evet. Evet. Oh. Güzel. Turşu da koyduk. Şöyle biraz maydanoz da. Ay dur, şurada bir soğan da var. Evet. Şöyle şunun ortasına şunu koyalım. Ben bir Kayserili de olarak bazen pastırma olmadığı zaman sucukla da yapıyorum. O da yakışıyor. Sucukla da çok güzel olur. Bir de tabii ne yapıyorlar en sonunda? Yine kimyon serpiyorlar. Evet. Kimyon acayip yakışıyor. Bir de tabii ki kırmızı toz biber. Baharattan hiç korkmayalım. Özellikle humus yaparken. İşte bu. Bence süper bir şey eksik oldu. Kaldı. Birazcık zeytinyağı. Zeytinyağı gezdirelim. Hadi zeytinyağı da gezdirelim. Efendim şimdi ay nefis hazırladık. Şuna bakar mısınız? Yeme yanında yat. Efendim şahane bir pastırmalı humus. Afiyet olsun. Para, konfor, lüks, her şey şimdi çok popüler ya da çok öncelikli beklentiler. Ben diyorum ki yine de bu yeni yıldan beklenti işi çok önemli. Nasıl isterseniz, nasıl aynen beklerseniz aynen öyle gelir. Mesela sen Emre ne bekliyorsun? Kendine zaman ayırmayı bekliyorsun. Kendime. Tamam. Sen Nermin yeni yıldan ben daha de çok sevdiklerine sarılacağım bir yıl olsun. Evet, sevdiklerimle bol vakit geçirebileceğim bir yıl istiyorum gerçekten. Peki, Kürşat Bey siz? Yine devam. Biz, seyahat. Yani çalışacağız. Motosiklet şimdi Adana'ya gidecek. Orada evet, devam. Çok. Şimdi yani insanlara fiyatla değerin farkını anlatabilmeyi istiyorum. Mükemmel. 2023'te. Evet. Bir şeyin fiyatı var. Her şey sosyal medyada fiyatla. Evet. Değer yok. Değerin ne olduğunu anlatabilmek lazım. Onu başarabilirsek İyi bir şeyler yapmış oluruz. Çok güzel söylediniz. Şimdi Mine 2023'te bir kere şunu söyleyelim. Siz terazi burcusunuz. Evet. Hı hı. Ben de teraziyim. Nermin terazi burcu. Teraziler bir kere 2023'ün nasıl geçeceğini öğrenmek istiyorlar. Teraziler için güzel bir yıl olacak. Öncelikle özgüvenleri artacak bir kere. Yani biraz daha kendilerine güvenecekler. Biraz daha özgüvenli olacaklar. Sizin gerçekten harita pozisyonunuza göre de seyahatler ve yolculuklar alanınız da çok hareketli olacak. Ve biraz daha kendilerini aşmak, vizyonlarını geliştirmek konusunda şanslı olacaklar. Normalde hayır demeyi bilmiyorlarsa, hep böyle onlara özel insanların peşinden gidiyorlarsa ya da işte bir şeylere sürekli uyum, aşırı uyum, o da iyi bir şey değil. Aşırı uyum sağlamak için kendi ihtiyaçlarını ikinci planda bırakıyorlarsa bu durum artık değişmeye başlayacak. İlişkiler anlamında 16 Mayıs'a kadar bütün teraziler çok şanslı. Hayatında hiç kimse olmayabilir, hiçbirisi olmayabilir ama Şubat ayı ile beraber işin rengi değişmeye başlayacak. Teraziler 16 Mayıs'a dikkat. 16 Mayıs'a kadar şansları çok yüksek olacak. Çok yüksek olacak. Aşık olmak, evlenmek ondan sonra da bu arada devam ediyor. Çünkü tutulmalar da terazi koç aksına kayacak. Yani hayatlarında yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfa onlara enerji verecek, güç verecek. Yeni bir sevgili, belki daha ya da yeni bir eş, belki daha güçlü, dinamik, onları hayata, yaşamaya canlı canlı davet eden insanlarla karşılaşabilecekler. Bu arada ekonomik olarak bazı kaygıları devam edebilir. Yani daha çok nasıl para kazanabilirim, ek gelirlerimi nasıl arttırabilirim, maddi olarak nasıl daha refah içinde olabilirim. Bu kaygılar biraz daha devam ederken bir de iş hayatlarında önemli değişimler olabilir terazilerin. İş hayatlarında geçiş süreci olabilir. Mesela bir yerde çalışıyorlarsa başka bir yere geçmek, yeni bir iş yeri açmak, bir yeri kapatıp başka bir sayfa açmak. Bu anlamda çok şanslı olacaklar. Zaten bir albüm gelecek herhalde. Bakalım inşallah olabilir. Çok çalışacak. Mesela bu 2 sene iş alanlarında çok sorumluluk alacaklar. Yani ekstra çalışmaları, hatta bütün angaryalara girmeleri gerekebilir. Böyle bir sürü angarya işi. Dikkat etmeleri gereken konu genel olarak sağlıklarına biraz dikkat etmeleri lazım. Mesela alerjileri artabilir. Alerjik reaksiyonlar gösterebilirler. Vücutlarında farklı alerjiler türemeye başlayabilir. Bu etkiler çoktan başladı bu arada. Ve işte sulu yaralara, işte kaşıntılara, egzama gibi durumlara, artı olarak ayak sağlığına çok dikkat etmeleri lazım ve ruh sağlıklarını da korumaları gerekiyor. Yani o özgüvenlerinin iniş çıkışı. Mesela bir gün şöyle uyanabilirler. Ya daha dikkatli olmalıyım, daha sakin olmalıyım. Ama ertesi gün sinirlerine hakim olamadıklarını görebilirler. O sinir, öfke, şöyle bir şey var terazilerde. Yıllardır haklı oldukları konularda çok alttan aldılarsa ya da çok sakin gittilerse artık çok sabredemeyecekler. Artık biraz daha sonuç görmek isteyecekler. Bu da onların ruh hallerini çok değişken bir hale getirebilir. Ama şanslı mı? Çok şanslı. Yeter ki karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirsin. Sadece evlilik anlamında değil, ortaklık yapma. Biriyle birlikte hareket etme veya işte aradığı danışmanı bulma, bir hayat yoldaşı bulma konusunda çok şanslı olacaklar. Harikasın. Ben eşim bizim doktor diyorum. O da Yay burcu. Acaba onu ne bekliyor 2023'te? Yaylar aslında 2011 Ekimiyle başlayan çok sert bir sürece girdiler. Evet. Bunu ilk başta anlamamış olsalar da 2014'ten sonra hayatın çok da böyle tatlı ve kolay olmadığını fark etmeye başladılar. Evet. 2014-2017 arası Yaylar için çok zordu. Evet. 2017-2020 arası da yine bir takım kayıplar, zorluklar, maddi sıkıntılar, bir sürü şeyi bir arada yaşamak zorunda kaldılar. 2022 de Yaylar için çok tatlı geçmedi. Yaz aylarını falan saymazsak. Evet. Fakat artık 2023 yılı Yaylar için biraz daha iyi. Biraz ebeveynleriyle, aile büyükleriyle, ev, emlak konularıyla ilgili zorluklar yaşayabilirler. Mesela çoğu Yay tası tarağı toplayıp böyle daha deniz kenarı, daha sahil kenarı bir yere gitmek isteyebilir. Artık suyu görmek, huzuru görmek, dingin bir hayat yaşamak onlar için biraz daha önemli olacak. Harika. Çok hareketli bir doğaları olmasına rağmen. Ama ne yapacaklar? Yuvalarını, kalelerini dinginleştirecekler. Kendilerine de hareket gelecek. Harikasın. Yani spor yapmak, hareket etmek. Ay burcum o zaman Yay galiba. Değil mi? Bu sürekli Emre dikkat ediyorsan Ay burcu peşinde. Onu bulacağız. Seninle ayrıca bir seans bulacak. Bulacağız. Merak etme. Peki Başak için ne deriz? Yay için bir şey daha söylemek istiyorum. Yay burçlarının çocuklarının mürvetini göreceği, çocuk sahibi olacağı, şanslarının ekstra artacağı ve attıkları her adımda şans yakalayabilecekleri bir süreç olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Tamam. Ve Başak Burcu'nu soruyorlar bize. Başak Burcu. Hep herkes kendi burcunu soruyor. Zodyağı bozdunuz. Sıralamayı bozdunuz. Allah öyle uygun görmüş. Koçtan başlıyordu normalde. Başaklar için müzmin bekar Başakların evlilik yılı. Böyle çat diye hayatımın kadını buldum. Murat nerede? Adamını buldum. Murat arıyor. Evlenebilir. Hayatımın adamını buldum. 100.000 bekarlar evlenebilirler. 2 sene zamanları olacak. Bunun için bol bol özellikle yılın ikinci yarısından itibaren evlilik şansları çok artacak. Karşılarına. 2 yıl. Bulamadılar. Kaldı. Bulurlar. Hatta şöyle karşılarına işte işi, gücü, bolluğu, bereketi, parıltısı, ışıltısı bol olan, ayağında yere sağlam basan, aklı başında birisi çıktığı anda Başaklar kaçırmayacak. Evlilik onları bekliyor. Senin burcun? Balıklar. Balığı da bekliyormuş. Başaklar para konusunda da çok şanslı olacaklar. Onu da söyleyeyim. Para konusunda da çok şanslı olacaklar. Para alanları da çok iyi. Bu arada yeni yerler görmek, gezmek için yılın ikinci yarısında da çok şanslı olacak Başak burçları. Süpersiniz. Ay Oğlağı da isterim. Tamam Oğlağı istiyoruz. Oğlak burçları çok... Sanki ölecekmişim gibi bir şey. Gördünüz mü? Gene olmadı. Yok. Hayır canım. O kadar sıkıştırdık ki. Şöyle yaptı bak ben yapıyorum şimdi. Bak. Oğlak. Hayır. Çok serilere daldı. Oğlak. Ne yapsın Mine de yani? Oradan oraya. Hayır kötüyü çekmiyoruz. Bu gece güzel şeyler çekiyoruz kendimize. Oğlak burcu da çok zor bir süreci arkada bırakıyor. Yani Oğlak gerçekten ölümlerden ölüm beğendi. Hakikaten çok zorlandı. Özellikle onlar da 2014'te başlayan hissetmedikleri ama 2017-2020 arası hayatlarında dönüm noktaları yaşadılar. Ünlü Oğlaklarda da bunları gördük. Şimdi hiç zikretmek istemiyorum yaşanan acıları ama çok zor yıllar geçirdiler. Fakat şu an artık bir de son 2 yıldır da parayla alakalı zorlanıyorlardı. Bu blokajların yavaş yavaş kalktığını görecekler. Dilleri, konuşmaları, bakış açıları çok değişecek. En yakınlarının uzaklaştığı bir süreç olacak. Mesela yıllardır arkadaşı olan insanlar etraflarından uzaklaşabilir. Yıllardır alıştıkları şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirler. Çok öğrenmek adına, bilgi edinmek adına bir de etrafındaki insanların sorumluluğunu çok alabilirler. Yani kardeşinin sorumluluğunu almak, ailenin sorumluluğunu almak böyle bir şey var. Ama ev sahibi olmak, emlak sahibi olmak, evlenmek, yuva kurmak bu konularda da ekstra şanslı olacaklar. Süperiz. Yani gerçekten. Bana Şubat çok dikkat demişti onu ama orada kalmıştık. Devamını getireceğim. Şubat'a dikkat. Aslan'a mı geldik? Aslan'a mı geldik? Zodya öyle bir karıştırdılar ki. Evet Zodya alt üst ettik. Biz bırakalım Mine'ye. Mine bundan sonrasında sen devam et. Evet. Yine Oğlak da yılın ikinci yarısından itibaren aşkta ve çocuklarla alakalı konularda çok şanslı. İlk yarısında da yuva kurmakla ilgili çok şanslı. Çok komple iyi. Maşallah. Aslan da 2016 Nisan'ından beri çile çekiyor. 2016 Nisan'ında başladı, 2016 Temmuz'unda düşüş, 2017'ye düşüş, down olarak girdi. O tarih, bu vakit aslında enerjisi hiç yükselmedi. Son 2 yıldır çok alıştıkları insanlardan ayrılmış olabilirler, çok önemli sistemleri bozulmuş olabilir, aile büyükleriyle çok zorlanmış olabilirler, çok fazla sorumluluk almış olabilirler. Ve bir şeyler hep bana karşı gibi hissetmiş olabilirler. Hayat onları zorla büyütüyordu. Yani ne zamandır öyleydi. Şimdi Şubat'ta son değişimler. Hala birilerinden ayrılmadılarsa ya da birileriyle evlenmedilerse, hayatlarına bir yön vermedilerse kısacası, bitmesi gerekeni bitirmediyse, başlaması gerekeni başlatmadıysa 2023'ün Şubat'ıyla beraber yeni bir sayfa açılabilir hayatında. Bak neler çekiyorum Sahrap abla 2016'dan beri bak. Çekiyordu yani, sizde öyle oldu mu bilmiyorum ama öyleydi. Emre bitti. Çok şükür 2023 çok iyi gelecek. Gelecek evvelallah. Evet. Sadece Aslan'da neye dikkat etmeli? Ek gelirlerine. Ekstra para kazandığı kaynaklar varsa bunlarla alakalı dikkat etmeli. Daha tasarruflu olmalı, müsrif olmamalı. Ve sağlığını birazcık o da birinci plana almalı. Bunun dışında ne konularda şanslı? Gerçekten dünyayı gezebilir. Çok gezebilir, çok yer görebilir. Hatta birçok aslan kişisi bahara kadar yeni bir, bu yengeçte de var bu etki, birazdan anlatacağım. Yeni bir ülkeye bir ayağını atabilir bile. Mesela başka bir ülkeye bir ayağını atabilir, üniversiteye, eğitime başlayabilir, yıllar sonra yeni bir eğitim almaya başlayabilir. Vizyonu ve olasılıkları inanılmaz genişleyecek. Ya aslan bir şey diyeceğim Mine, bütün bunları nasıl akılda tutuyorsun güzel? İşte bu da benim işim. Bence başka bir şeyim kadar iyi yapamam. Doğru değil mi Kürşat Bey? Ben yemek benim işim, habercilik, sunuculuk, sizler öyle, kültür... Müthiş bir şey yani. Şu an bunun hesap şöyle oluyor, bu bir, gerçekten herkes mesleğiyle ilgili böyledir diye düşünüyorum. Mesela o burca göre o nerede, o hangi açı yapıyor, hepsini kafamda benim mevcut. Bu hep böyleydi. Çok geçmişte doğru. Ne nereden geçmişti, hangi yıl, hangi burca ne olmuştu. Belki de işte bu kadar çalışınca başarıda geliyor. Tabii, bence tabii çalışmakla da çok ilgili. Çok ilgili bence ve merakla da ilgili. Ve işini sevmekle. Çok işini sevmek. Bunu sevmekle çok ilgili. Çalışmak bence başarı öyle geliyor. Kesinlikle doğru. Öyle. Aa Nefise, hoş geldin. Ay hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Ne kadar nasılsın? Mutlu oldum sizi gördüğüme. Yeni seneye sizinle gireceğiz. Evet, birlikte gireceğiz. Daha harikasın. Güzel bir sofra düşünemiyorum. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Kusura bakmayın ben ancak gelebildim. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Şimdi çok tatlı bir orkestramız da var. Şahane. Tüm kameraman arkadaşlarım bize tekrar merhaba. Nefise'nin bir çekimi vardı. O yüzden kaldı. Evet. Yine de aramıza katıldın, koştur koştur geldin. Çok teşekkür ederim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben senin ne kadar disiplinli çalıştığını çok iyi biliyorum. Çok yıllar önce Afiş diye bir program sunuyor. Evet. 2009 yılıydı sanıyorum. Evet. Bize geldiler bir gün çekime. Evet. Benim büyük evde değildi de oğlum. İkizler var. İkizler de 12-13 yaşında. Okuldan geldiler. Nefise ile çekim yapıldı filan. Ben de ikizlere tost yapmaya mutfağa gittim. Bizim ikizler şöyle Hasan'la Ömer, anne o ne güzel kadın böyle. Çok şekerler. Bütün gün. Ertesi gün Nefise Karatay'ın güzelliği. Tatlılar. Ama gerçekten de Nefise'ye her baktığımda çok teşekkür ederim. Çok güzel estağfurullah. Hem de çok hanımefendi estağfurullah, bir çok teşekkür bayanla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olarak geldim. Koşa koşa geldim. Ondan. Dizi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bir ay oldu başlayalı. Bir ay oldu. Ama bu set meselesi çok zor. Çok bekle benim repliğim gelecek değil mi? Tabii aynen öyle. Bir de karşı tarafa da oyun vermek için bekliyoruz. Genel çekiliyor, sonra tek yakınlar var. İş uzun. Bence de yani. Çok zor bir iş. Ben Melek Baykal'dan bilirim. Onlar çok bir zamanlar yaptıkları bir dizide diyor ki Sahrap resmen örgü örmeyi öğrendik, nakış işlemeyi öğrendik, beklerdik. Saatlerce sıran gelecek diye bekliyorsun. Heykel yapan vardı. Heykel yapanlar var. Bravo. Zor iş, Allah kolaylık versin. Güzel kızın nasıl? Çok Maya, tatlı, çok iyi Maya Ay, o da benim yolumu bekliyor. Diyorum ki ben şimdi setten geldim hemen koşa koşa. İşte Global'in arabasına bineceğim. Eve çantamı bıraktım. Yanımda da elbiselerim var. Dedim ki ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedi. Çocuk şaşırdı. Dedim ki çekime gidiyorum. Anne bu saatte mi diyor. Ah yavrum benim. Bu saatte mi? Evet dedim bu saatte. Öyle. Ama alışıyorlar çocuklar. Aynen öyle. Bir de bu gece yılbaşı akşamı senden önce İlber Bey vardı. O da başka bir yere çok da gitti. Severim. İlber Bey'in çok selam var. Ben çünkü bütün konuklarımızı anlattım ona. Ne güzel. Çok selam var sana. Benden de çok sevgiler, selamlar. Muhakkak iletirim. Şimdi seni kaynanan çok seviyormuş öyle diye. Mi? Evet. Evet. Şimdi efendim bir de tatlımız var tabii ki. Bu gece için Kayseri'nin süt aşuresi çok meşhurdur. Ama sevgili Elif Koçak bir değişiklik yaptı. Krokan yaptı, üzerine kırdı getiriyor. Beğenecek misiniz? Bir de uzun bir yemek listemiz vardı. Dedik ki unsuz bir çikolatalı pasta. Ah, çikolata unsuz lezzetini de seviyoruz. Of. Onları bayılırım, alacağız. Ama senin için de hazırladığım bir sürprizim evet var. Ben zaten 3 gündür yemek yemiyorum. Sizin programınıza geleceğim diye. Sahrap Hanım'a gideceğim zaman 3 gün aç kalıp gidiyorum. Ama şimdi bakalım sürpriz ne hazırladık sana. Efendim kırmızı mercimekli fava yapacağız size. Bunun için böyle klasik bir ölçü kullanıyoruz. 1 su bardağı kırmızı mercimek. Bunun içine şöyle 1/4 soğan. 4'e bölmüştük değil evet mi? Siz de fava yaparken aynen sevgili Kemal Beyciğim aynı evet şeyleri yapıyorsunuz. Evet. Bak benim farklı ne var şimdi ben de öğreneceğim. Acaba bir parça havuç koyabiliriz. Olursa yakışır. Olur. Bence 2 bile koyabilirsin, renk bozmayacak rengi çünkü. Rengi böyle ince. Aynen. O da mercimek, o da evet havuç. Tamam. Güzel. Şimdi Kemal Beyciğim bunu haşlanmaya götürüyorsunuz. Hemen ben haşlıyorum, kapağını burada kapatıyorsunuz, götürüyorsunuz. Bir de bunun karamelize edilmiş bir soğanı var. O soğan müthiş lezzet katıyor. 1 tatlı kaşığı sirke, 2 tatlı kaşığı kadar şeker ve 1 yemek kaşığı kadar da buna şey koydum. Zeytinyağı. Şimdi 1 bardak mercimeğe, kırmızı mercimeğe 1,5 bardak kadar su kullandım. Biraz açılması yeterli. Öyle iyice dağılacak kadar haşlamıyoruz. Şimdi bunun üzerine ne koyacağız? İlk önce birazcık şu deniz tuzumuz var. Tuzumuzu evet, ben çok tuzcuyumdur, sen beni uyarırsın. Evet. İsteyen sonra sofrada atsın. Pekala. Elbette ki karabiberi ben, bir hani rengini karartıyor diyorlar ama hiç aldırmayın. Karabiber muhteşem evet lezzet katıyor. Tazeleyecektik. Geldi kokusu evet. Şimdi benim son yıllardaki moda zerdeçal. Zerdeçal. Her şeye artık zerdeçal katar oldu. Sağlık. Sağlık değil mi? Bir de tabii ki kimyon. Kimyonsuz çıkmıyorum. Yani. Kimyonu da koyduk. Şimdi görümcemden öğrendiğime göre buna çok yakışıyor bizim tahin. Evet. Bu mercimek favasına, bakla favasına koymuyoruz ama mercimek favasına şöyle 1,5 yemek kaşığı. Yok 2 yemek kaşığı yapalım. Tahinden zarar olmaz. Yapalım gitsin. Pekala. Bir kere bir sirke olur, biraz koyayım. Biraz limon suyumdan ilave ediyorum. Taze çekilmiş. Ekşi ve mutlaka baharat lezzeti yukarıya çekiyor. Buna bir de zeytinyağı ilave ediyorum. İşte bu sanki bir humus havasında. Şimdi bunu artık çekebiliriz. Bunun ağzını kapatıyoruz evet efendim. Bu profesyonel bir şey. Buna hiç alışkın değilim ben. Ya çok ama doğru, işte, iyi taktım değil mi? Evet, evet, şimdi şöyle efendim bunu. Şimdi çalıştırdık. Bol karamelize soğan. Hmm. Şöyle. Bu çok lezzet katıyor. Bir de şöyle koyalım. Evet, bu çok lezzetli bir yılbaşı sofrası mezesi. Şu ortaya da birazcık dereotu. Evet. Sonra yeşil soğanla da etrafını süsleyelim. Harika oldu. İşte efendim. Buna kırmızı mercimek favası diyoruz. Afiyet olsun. Tebrik ederim. Nefise, bu senin için yaptığım. Bu nedir? Kırmızı mercimekten bir fava. Ah Allah'ım. Üzerine de karamelize soğan hazırladık. Çok güzel gözüküyor. Elleriniz dert görmesin. Estağfurullah. Çok teşekkür kırmızı ederim. Kırmızı mercimek buraya koyabiliriz de. Onu herkese servis yapayım isterseniz. Tabii lütfen. Bunu kırmızı mercimek artık ekmek yapılıyor kırmızı mercimekle. Evet. Evet. Hani ben bulgur kırmızı mercimek köftesine bayılırım. Evet. Ben çiğ köfteden daha çok severim. Bir de protein. Protein ben tabii. Ben spor yapıyorum. Müthiş bir protein. Sen tabii beslenmene dikkat ediyorsun. Haftada 3 gün spor yapıyorum. Ama onun dışında müthiş da yemiyorsun sırf. Dikkat ediyorum. Ben de spor yapıyorum ama dikkat etmiyorum. Siz her halinizde dünya ne güzelisiniz. Görümceden bahsedelim mi? Görümcemin tarifi. Onu beraber yapıyoruz. Eyvah diyor görümcem kızacak. Soğanı katmayı unuttuk. Eyvah dedim görümcem kızacak bana. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sonra da tatlı menümüz var. Onu yiyeceğiz. Yani bu işin sırrı yememek değil mi zayıf kalmak için? Az yani yemek. Az yemek. Az yemek. Sağlıklı yemek. Sağlıklı yemek. Vücuda gerekli besinleri vermek. Ama ekmek tabii. Mesela ben ekmek seviyorum. Yok, ekmek yememek lazım. Doğru. Yani Nefise hiç mi yemeyeceğiz ekmek yani? Mümkün mertebe az. O da sadece kahvaltıda olacaksa ha. Bir dilim. Çünkü Nermin onu yakabilme süremiz var değil mi? Ben sadece kahvaltıda bazen. Ha. Sen Buket ekmek... Ben son dönemde yani bir sene içerisinde 12 kilo verdi. Evet, evet çok zayıfladım bu kez. Evet, fark ettim 12 ben kilo onu. Verdim. Şöyle yapıyorum ben tek öğün yemeye başladım. Doyuyor musun tek öğünle? Evet. Çünkü şöyle yapıyorum. Şimdi ben şeyi fark ettim. Çatal ben mesela kaldı. Ha, yiyemeyeceğim. Çok... Muhabbetten sonra. Vallahi ya. Siz kilometrelerce yüzüyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz o kadar yürüyoruz falan filan. Nedir? Evet. Bugün bayram. Bugün olabilir. Ben bu kadar böyle disipline olamıyorum. Mesela işte ekmek yemeyeceğim deyip onu kesemiyorum mesela veya tatlı ben kesinlikle yemiyorum diye hayatımdan çıkaramıyorum. Onu keşfedince şöyle bir formül buldum. Dedim ki ben tek öğün yiyeyim. O tek öğünde de o gün mesela canım ne istiyorsa onu yiyeyim. Ama böyle çok sağlıksız bir şekilde olmuyor tabii. Saat kaç oluyor bu tek öğün? Bu saatlere kalmıyor tabii ki normalde. Kalmıyor. Bu akşam yılbaşı olduğu için böyle bir şey oldu. Hani bana da bir ödül olsun. 6'yı geçmeyecek şekilde oluyor bu tek öğün. O şekilde verdim kiloyu. Harikasın. Yani bunu da duydum. Tek öğün yedim. Evet gitti. Tek öğün beslenen 16 saat oruç tutan. 16 saat aralıklı. Intermittent fasting diyorlar. Tabii. Öyle evet. Beslenen. Benimki de o işte zaten. O, bravo. Yani. Aslında onun öyle. Bir tık daha ağırı. Onlar hani biraz 8 saat kendine boş evet. Bırakıyorlar ama ben tek öğüne düşürdüm. Onu da yapmıyorum. Şimdi yani. Arkadaşlar bu mercimeği tabii. Yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Yiyelim. Siz dengenizi bozmayınız. Yiyelim. Nefise siz yerken kızlar biz hepimiz gelin zeytinyağlı yiyelim aman yapalım. Siz boğazımızdan geçmeyin. Yo, siz ben geleyim mi? Ne yapayım? Yo, sen yemeğini ye. Sen yemeğini ye. Ben yiyeyim. Zeytinyağıyla ilgili bir şarkı söyleyeceğim. Ben yiyorum o zaman. Hadi evet siz tamam. Sen yoruldun setten geldin. Çok teşekkür ederim. Afiyeti şeker olsun. Teşekkür ederim. Siz de yiyebilirsiniz. İzninizle zeytinyağlı yiyorum. Sözleri var mı? Size sözlerini biz birlikte söyleyeceğiz. Sözünüz kadar yiyemem. Sen dursun. Paylaşalım. Paylaşalım. Bir tane tamam. Şöyle paylaşalım. Zeytinyağlı yiyelim aman. Sesimiz gelsin. Korosu. Harika. Zeytinyağlı yiyelim. O yüzden buyurun, zeytinyağlı. Buyurun. Ben sağlıklı kalite kontrol yaptım. Yaptınız şahane. Nasıl? Muhteşem. Beğendiniz. Kırmızı mercimekten. Beslenme mesajları. Evet çok iyi oldu değil mi? Hem sağlıklı besleniyoruz, zeytinyağlı yiyoruz, şarkısını çok söylüyoruz. Sağlıklı. Ne tatlısınız konuklarım çok tatlı. Hemen uyum sağlıyorlar. Şahaneymiş tadı çok beğendim. Kürşat Beyciğim siz yediniz mi yemeğinizi? Yedik. Öyle mi? Nermin hiç oturma o zaman. Yazık kızcağıza ya. Şimdi siz Nermin'i sahneye alacağım. Devamlı. Nermin alışkın. O zaten uzun yıllar solistlik de yaptı devlet televizyonlarında. O yüzden alışkın hiç merak etmeyin. Hadi gelin bakalım buraya. Fikrinden geceler yatabil birer. Bu fikri başım bir dertten olar, yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar, yaman ayrılık. Çok sağ olun, teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Mine, senin de tekrar bir şarkı söylemeni özellikle ekip çok, çok istiyor. Ederim. Sesini çok beğenmiş. Sesi çok güzel. Yani meşhur oldu. Mersin, tamam. Mersinli. Begonvil boy vermiştir şimdi. Yasemen basmıştır bodrumu. Kokusu geldi rüzgarın. Kelebek öptü boynumu. Sen şimdi gerdanını maviye, göğsünü bir yelkenliye, gönlünü ilk önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Vurunca dibi sakız rakısın, biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişiyi savunan sevdayı, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı. Bravo. 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 Bu böyle çok anlamlı, çok içli, evet, çok duygulu ve çok dokunaklı bir parçadır. Kesinlikle, bu da yani. Evet, çok mutlaka güzel. Hüzünlenirsin, ağlamak istersin, evet, eskileri hatırlarsın değil mi? Bodrum'u da hatırlayınca. Bodrum'u daha çok hatırlarsın, doğru. Şimdi benim çok tatlı bir yönetmenim var. Dedi ki bu programı hazırlarken, Sahrap Hanım, torba sorular olsun mutlaka. Torba sorular olsun. Allah'ım. Bu çok... Bu çok ilginç bir şey. Ben de hayat... Bunu acaba dedim yılbaşı çekilişi mi yapacağız? Evet, yılbaşı çekilişi var. Yo, torba soru dedi bu. Tombala da değil, tombala yani. Tombala da değil yani. Ne çıkarsa bak. Çok şey... Hakikaten. Yani. Evet. Tam şimdi... benim sevdiğim şeyler. Evet, biri çekecek, biri cevaplayacak. O? Emre, çek bakalım. Şimdi buradan bir soru çekiyorsun. Nermin, hazır mısın? Sana hazırım. Soruyoruz. Heyecanla hazırım. Şimdi hayatının geri kalanında sadece bir film türünü izleyebileceksen ne olurdu? Belgesel olurdu. Belgesel. Kesinlikle, evet. Oh. Belgesel. Sadece belgesel izleyeceksin. Evet, belgesel ama. Çok severim. Hayır, benim şehrim diyecektim. Peki, oldu. Şimdi Nermin, sen çekiyorsun ve Kürşat Bey'e soruyorsun. Eyvah. Aa, herkes yanındakine. Evet. En son ben çekip Sahrap abla çok heyecanlı. Bana bakan soru soracak, durun. Evet. Bakalım. Sorular hep ben sorarım. Ömrünüzün sonuna kadar bir şehirde yaşama hakkınız olsa bu hangi şehir olurdu? Yine Ankara'ya da yaşardım. Ankara. Ankara, yaşasın güzel Ankara. Yaşasın. Pekala. Kürşat Bey, siz çekip Mine Hanım'a... ben soruyorum. Evet. Evet. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Aslında güzel bir sistem. Evet, güzelmiş. Evet. Sevdim ben. Böyle okulda bunu çıkardı ya, hediye kime alacağız evet, diye çekerdik. Kime hediye verilecek? Heh, çok doğru. Soru. Onun evet gibi. Maya'ya yapıyoruz. Kahve içmek istediğin kitap karakterleri var mı? Aa, evet. Herkül Poirot. Çok iyi. Çok isterdim. İyi. Çok değil mi? Evet. Mesela ben de çizgi film karakterlerini buyurun çok severim. Ay evet. Bayılırım. Evet. Hepsini seviyorum. Şöyle şimdi sallayayım. Ne çıkarsa bahsede. Salla salla. Ay, ne salla çıkacak peki, bakalım. Emre Bey'e kim soracak? Ben devam edeceğim. Dönecek yani. Evet. Ha. Evet. Evet, anlamlı ve işaret içeren bir soru olsun. Evet. Hadi bakalım. En sevdiğin film ne? Ay, en sevdiğim film. O kadar çok sevdiğim film var ki. Aklına ne geliyor mesela? İnsan bir anda da aklına gelmiyor, biliyor musun? Mesela sen en sevdiğin film bir anda. Ben fazla olduğu için. O kadar çok severim mesela. Şeytan, akıl oyunlarını severim ben de mesela. Akıl oyunları, şeytanın avukatı. Evet, çok severim. Ben bir anda gelmedi benim. Evet, Eşkıya mesela. Eşkıya kült filmdir. Eşkıya ve Leon mesela. Çok severim. Çok güzel bence. Seven de güzel kere izledim onları. Evet. Filmdir. Ben genelde dizi izlediğim için filme indirgeyemedim. Yani diziler evet. Kesinlikle. Şimdi Nefise, sen çekiyorsun ve Buket'e soruyorsun. Buket'cim dur şöyle bir iyice karıştırayım. Allah, karıştıralım. İnşallah çok güzel bir soru gelir. Kesinlikle altın kesesine benziyor değil mi? Evet. Mesela bunun içine böyle bir bilezik altın. Soru işareti bakalım. Öyle kodlayalım bu gece. Öyle kodlayalım. Değişik bir soru çıktı sana. Vallahi bak çok değişik bir soru çıktı. Çok değişik. Az önce konuştuğumuzla ilgili bak. 4 gün 10 saat mi yoksa 5 gün 8 saat mi çalışmayı tercih edersin? 4 gün 10 saat çalışmayı tercih ederim. Bravo. Bu benim de cevabım olurdu. Evet, değil mi? Ben değil mi? Evet. Yani çalışalım, bitirelim. Az önce konuştuk nasıl çalışıyorsun, nasıl gidiyor diye. Şimdi çok doğru. Sahrap ablaya sorayım. Ben de bu gece ilk sorumu alıyorum. Çok heyecanlıyım. Bana ne soracaksın acaba diye merak ediyorum. Ben de çok kötüyümdür soru cevaplamada. Bir anda heyecanlandınız ama şu an. Ondan mı? Soru sormak daha güzel. Yemek sorulunca çok seviyorum. Bence de çalıştığınız yerden. Şimdi ama tabii mevcut yaptığın işin haricinde tabii ki sevgili ablacığım bunu soruyorum. Bir iş kuracaksın ve kesin başarılı olacak. Bu iş ne olurdu? Ne olurdu? Ben yemek dışında nerede başarılı olurdum ben? Ama kesin olacak ne olursa olsun. Tamam. Oryantal. Oryantal. Kesin başarı mutlak. Çok iyiydi. Dans ve oryantal. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Evre sıra sana geliyor. Allah. Sana da soruyorum şöyle. Evet, hemencecik. Asla beceremem dediğin şey ne? Sizinki zor. Asla beceremem dediğim şey herhalde yalan söyleyememek. Yani hakikaten yalan söyleyememek. Yüzüme gözüme bulaştırırım. Doğru. İlla bir yerde çıkar. Doğru. Yalanımı unuturum. Yani bazıları tutuyor ya sürekli. Onu şaşırırım. Rezil olurum. Evet. Yapamam. Ne burcusunuz? Evet. Aslan. Evet. Doğru, aslan. Benim eşim de öyle, hep karıştırır. Ben hafif yalan, yani pembe yalan söylüyorum. Siz çok tatlı söylersiniz. Çok herkesin iyiliği için. Hafif. Evet. Babanıza öyle demeyeyim, peki evladım şöyle söyleyeyim falan gibi. Ya pembe yalanların da şöyle bir şey var. Pembe yalan böyle biraz önemsiz şeyler için söylendiği için insan onu söylediğini unutuyor. Evet. Sonra daha beter oluyor. Ya öyle mi demiştim diyorsun. Ama ben öyle ne zaman dedim ya sana onu. Ben hep yakalanırım, çok fena. Sen? Evet, hep yakalanırım. Ama ben yakalandım hep üste çıkarım mesela. Öyle mi? Işte, öyle demiş. Ne zaman dedim ya ben sana onu. Süper, en iyisi bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne zaman dedim? Saçmalama. Hayır ya, ne alakası var? Bunlar yalan söyleyenlerin şeyleriymiş, replikleri. Tabii replikler. Ne zaman söyledim ben sana? Soruyla cevap ver. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ben mi? Tabii. Ne alakası var diyorsa ki ben mi? Ne zaman? Ne alakası var diyorsa kesin söylemiştir. Ne alakası var ya? Nasıl anlarsınız yalan söyleyeni? Gözlerine bakınca anlar. Gözlerinden direkt. Ama bazılarından hiç anlaşılmıyor. Yok, ben anlıyorum. Siz tabii. Şey ama çok acı veriyor. Devlet adamı, siyasetçi. Çok acı veriyor. Yani bir bürokrat değil. O ayrı. Bilmek bir kere, bilginiz varsa o zaten acı veriyor. Çok üzücü. Baktığınız zaman diğer şeylere. Ondan sonra bir de böyle yalanı biliyorsunuz. Karşınızdaki devam ediyor. Siz onu anlıyorsunuz ama bir şey diyemiyorsunuz. Onun yerine utanç duyduğumuz oluyor bazen. Çok acı verici bir şey. Çok doğru. Tamam, tatlımızı alalım o zaman. Acıdan sonra tatlı iyi gelir. Tatlı iyi gelir, bence de öyle. Süt aşuremiz de krokan. Ay efendim, Çok değil. Ne kadar şık, Nefise, bu güzel mekanı bize açan sevgili Kemal Koçak. Bir de çok eski dostum, nasıl güler yüzlüdür. Kemal Bey'le biz Kayseri'de güzel ağırlıyorsunuz bizi. O zaman yedirmeyi çok sever. Çok teşekkür ederiz. Kayseri'de Kayseri tatlı şekeri çok bayağı kalabalık gitmiştik ama o zaman. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu süt aşuresi çok ilginç. Süt aşuresi. Yani aşure diyorsunuz, içinde aşure malzemeleri yok. Aslında bir puding gibi, bir muhallebi gibi. Yok, fakat gibi üstüne aşure malzemelerini, yani çerezlerini atıyorlar. Çok severim aşure ben. Ben de çok severim. En güzel tatlılar olur. O zaman aklımda olsun. Bu sene aşure gününde ben mutlaka seni hatırlar yollarım. Ay çok sevinirim. Tamam. Maya, hepinize. Bekleyeceğim. Hayır, aşure. Hepinize aşure sözüm var. Bu gece yılbaşı. Sözüm çok severim. Önümüzdeki ilk aşurede esnaf sevgi katıyoruz. Sadece hem de nasıl. Ay siz neyi kötü yapıyorsunuz ki? Ne tatlısınız. Neyi kötü yaparsınız? Severek yapmak diyeyim. Ay Kemal Beyciğim çok mahcup ettiniz. Bu muhteşem bir şey. Bu muhteşem bir şey. Efendim, Amerikalılar Magnolia diye açtı. Milleti sıraya dizdiler. İnanın bizim bu Kayseri lezzeti. Şahane. Onu geçer. Bayıldım. Bu kıymalzeme. Annenizin tarifi mi? Rahmetli babaannem, annem öğretmiş gelin olarak. Muhteşem güzel. Annemden benim hanım öğrendi. Benim hanım da kıza verdi. Evet, Elif yapıyor, biliyorum. Elif yapıyor. Elif Koçak hazırlıyor bunu. Nefis bir şey değil mi? Bir muhallebi var galiba kahve. Olağanüstü lezzetli. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Kemal Beyciğim. Üstüne kahve falan bir şeyler var. Kahve de var üstünde. Üzerine karamelize edilmiş. Siz biraz uğraşmışsınız. Biraz uğraştı. Tadı çıkıyor damağınızda. Evet. Çok lezzetli. Lezzet başka bir şey. Yani aslında buradaki herkes, dikkat ettim. Her biriniz birer gurme olabilirsiniz. Evet. Lezzetleri ayırt edebiliyorsunuz, onu fark ettim. Tepkilerinizden hangi yemeği çok beğendiğinizden lezzetleri ayırt ettiğinizi, damak tadınızın gelişkin olduğunu anladım. Artık herkes gurme ama. Ama sofralarınız bereketli olsun. Çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Çok. Gerçekten. Evet, gerçekten. Teşekkür ederiz. Bütün çok teşekkür ederiz. Yerlerde mutfağa mutlaka giriyoruz. Biz de lezzet kalite testi kontrol yapıyoruz. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Anadolu'nun her tarafındaki yemekler falan çok enteresan. Çok güzel lezzetleri tadıyoruz. Siz lezzet testi yapıyorsunuz. Evet, yani tarihine, kültürüne, orada başka ne varsa, etkinlik varsa, dalış etkinliği varsa dalış, paraşüt varsa paraşüt, uçak varsa uçak, ondan sonra kayak varsa kayak falan, onu yani şehrin nesi varsa onları da yapıyoruz. Ondan sonra daha çok yani tarihini, kültürünü, folklorunu yaşatmaya çalışıyoruz orada. Bu güzel oluyor. Fakat çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Mesela Azerbaycan'da biliyorsunuz 9 program yaptık. Evet. Mayınlı arazilere de gittik orada. Şuşa'ya gittik. Şuşa'ya giderken Fuzuli'den geçtik. Bir baktık ki orada bir 7 ayda bir havaalanı yapmışlar. 2 milyona yakın insan göç etmiş. Oraya tekrar yeni yerleşim yerleri oluşturuyorlar. Harika bir şekilde oralar tekrar yapılıyor. Evet. Yani yollar, bizim müteahhitler de var işlerin içerisinde. Oralarda gördüğümüz envai çeşit, oradaki kültür, tarih, yemek, bunlar yeme-içme kültürü. Bizi, yani bir de tabii müzik mesela burada temsilcileri var Azerbaycan'ın. Azerbaycan ilk operaya getirenlerin yerine gittik. Onların büstlerine baktık. Kurşunlanmış büstleri falan. Ama şunu görüyorum. Korkunç bir sanat, müzik ve yerleşmiş, yani köklerinde, DNA'larında var. Onu görüyorum. Fakat bizim tarafa geldiğim zaman bizde de dolaşırken hiç mesela kimsenin bilmediği şeyleri görüyoruz. Şimdi astroloji, Diyarbakır'da Zerzavan Kalesi'ne çıktık. Eğil ilçesinde, ilk önce onu söyleyeyim, daldık. Peygamber mezarları var Eğil'in içerisindeki baraj gölünde. Evet, Eğil, 30 metrede Eğil. Peygamber mezarları var, havra var, medrese var, suyun altında çekimler yaptık. Oradan geldik bu tarafa, Zerzavan Kalesi'ne baktık. Önemi nedir bunun dedik. Yani kalede astrolojik çalışmalar falan yapılmış zamanında. Binlerce yıl evvel. Meğerse bütün Amerika'dan dünyayı idare ettiğini söylediğimiz aileler oraya gelip ayin yapıyorlar. Yani bu Diyarbakır'da resmi. Zerzavan Kalesi. Niye? Unutmayın. Neden? Yani Türkiye'nin en büyük keşiflerinden biri. Çünkü İlluminati tarikatının doğduğu yermiş orası. Tabii. Dolayısıyla o yüzden orada hep ayin yapıyorlar. Mesela evet, müthiş bir tarihimiz var zaten. Müthiş bir tarihimiz Çorum'un demir yolu yok. Havaalanı da yok. 5 milyar dolar ihracat var. Korkunç, bakıyorsunuz altın rafinerisi yapılmış orada. Yani değişik şeyler öğreniyoruz. Bütün Türkiye'yi dolaşırken. Çok değişik. Bir kere ülke çok zengin. Yemek anlamında, tarih anlamında, coğrafyası çok çeşitli, öyle. Farklılıklar, iklim. Hani 7 bölge, 21 coğrafya olarak ben adlandırıyorum. Yemekte ben 7 bölgeyi ayırmam. 21 tane ayrı coğrafya var. Ben de bu kadar senedir, 20 senedir dolaşıyorum. Hala keşfetmek bitmedi. Hala çok severek gidiyorum. Kültürel zenginliği, muazzam her şeyi. Bir ülke tabii o anlamda. Lehçeleri, her şeyi, oyunları, şarkıları, türküleri. Doğru. Çok zengin bir gelenekleriyle, ülke. Gelenekleriyle. Ne tatlısınız. Evet. Ülkesi, ben tabii Anadolu tutkunu olduğum için Anadolu'yu sevince, anlatınca, karşılık görünce çok hoşuma gidiyor. Harika bir ülkeyiz. Ben mesela geçen hafta şeye gittik, Karadeniz Ereğli, Hamsi Festivali. Evet. Binlerce, 20.000, 30.000 kişi orada hamsi yiyor. Tabii. Öbür tarafa ondan sonra gittim Balıkesir. Bakıyorum ya 50 çeşit peynir var. Evet. Yani değil siz mi? Çok iyi biliyorsunuz. Büyük zenginlik. Ve son derece güzel. Orada bakıyorsunuz mandıralar falan filan, çiftlikler. Yani Türkiye aslında akıllı politikalarla kendisini çok daha rahat bir şekilde besleyebilecek bir ülke. Biraz plan yapmamız lazım. Evet. Biraz yetiştirmemiz lazım. Sütü, çünkü envai çeşit sütümüz var. Oralarda onu görüyorsunuz. Balıkesir bakıyorsunuz, bir tek köy Marmara'da bir bölümü Ege'de. Yani Ayvalık'ta, Erdek'te, Kapıdağ Yarımadası'da, Balıkesir. Yani farklı farklı yerlerde harika imkanları var. Dolayısıyla bence daha inşallah bu bizi izleyen genç nesil ve ondan sonra gelenler bu ülkenin gerçek gücünü ortaya çıkaracaklar. Çok biz yapabildiğimiz kadarını yaptık ama bakıyorum yani daha çok gidilecek yolumuz var. Çok. Ama aydınlık bir yolumuz var tabii ki. Vallahi bizim motor nereye kadar giderse. Bırakın lastik patlayana kadar devam. Nefise, şimdi Maya kaç yaşına geldi? 7 yaşında. İşte bizden sonra gelecek nesilde onlar olacak. İşte onun için söyledim. Onlar onlara her baktığımda inanılmaz ümit dolu ve mutlu oluyorum. Çünkü şahane bir gençlik geliyor diye düşünüyorum. Çok doğru. Algıları çok açık, öğrenmeye çok hevesli. Evet. Teknolojiyle arası nasıl? Müthiş. Tabii ki müthiş. Yani bizden kat be kat iyiler. Kat be kat iyiler tabii. Tahmin ediyorum. Hem de nasıl? Çok tatlı, biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Ben onun bir resmini birisi bana göstermişti. Tamam, sen güzelsin, hoşsun ama bence Yusuf Bey de çok yakışıklı. Çok teşekkür ederim. Öyle yani ama. İkinizin karışımı olmuş. Yemem. Maya çok sevimli, sempatik. Bence de anne baba karışımı. Evet. Değil mi? İkinize birden hep Nefise'ye diyoruz ama Yusuf Bey de yakışıklı. Ay, gerçekten. Evet, çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Peki sen bu kadar sağlıklı beslenirken Maya'ya da aynı beslenme tarzı. O da bakıyor zaten, ne yiyorum, nasıl yiyorum. Mesela ben böyle, şimdi bu saatte uyumuştur tabii o. Tabii. Ciğere çok bayılmam mesela, ciğere. Evet. Ama böyle diyorum ki çok seviyorum ben ciğer falan. Bir gün böyle canı ciğer istemiş, bana diyor ki anne o yaptığın senin en çok sevdiğin var ya, küçük kahverengi, ondan istiyorum. Ben de düşünüyorum, küçük kahverengi, Allah Allah, fasulye falan mı? Niye bu böyle fasulye, mercimek mi? Ciğeri söylüyormuş. İşte pembe yalanı unutmak. Böyle evet, pembe yalanı unutmak. Ben öyle yiyorum diye ciğeri de yiyor falan. Bakıyor böyle, ben ne yiyorum. Tabii ben yemediğim her şeyi yiyorum diye gösterip ona. Çok işte bu pembe yalan burada işe yarıyor. Ama yiyor değil mi yani? Yiyor. Çok çeşitli yemek yiyor. Ya brokoli yiyor bir kere. Sebze brokoli çok önemli. Yiyen çocuk brokoli yer, sebze yer. Ciğer yiyen çocuk. Ciğer yer tabii. Evet. Çok güzel bir ciğer taco yapmıştık, ona yetişemedi. Ama Emre çok sevdi. Afiyet olsun. Emre'ye hitap ettik. Afiyet olsun. Emre'ye hitap ettik biz onu. Pekala, seninle vakit geçirmeyi de çok seviyor. Çok seviyor, ben de çok seviyorum. Merak ediyorum mesela, anne sen oyuncusun, sunucusun. Tabii. Ben de böyle bir şey yaparım ileride gibi. İşte bunu normalleştirmemiz lazım Maya'da, hep onu düşünüyorum. Bunu böyle gözünde çok büyütmemesi lazım. Tabii ki, doğru, doğru. Normal, benim de işim bu. Hani herkesin olduğu gibi benim de işim bu. Ve bunu normal bir şekilde algılaması lazım. Bunu gözünde çok büyütüp de çok böyle ayrı bir yere koymaması lazım. Bence çok haklısın. O yüzden de dikkat dikkatliyiz bu konuda. Çok iyi yapıyorsun. Evet. Çocuğa bunu, yani benim öyle algılayabilecek yaşa gelene kadar bunu dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Ceren, bize ne söyleyeceksin? Bir şey söyleyelim mi hep beraber? Çok severiz. Çok güzel. Haydi. Nerede ritim? Akşam oldu penceremde, yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir masum mor menekşe ağlıyor mu ne? Akşam oldu penceremde, yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir masum mor menekşe ağlıyor mu ne? Gölgelerin kollarında hatıralar halka halka, ben ona tutsak. Nerede, nerede, en son çizgi nerede? Nerede, nerede, çarem nerede? Nerede, nerede, en son çizgi nerede? Nerede, nerede, çarem nerede? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi biz burçları, sen gelmeden önce işte 2022 nasıl geçti, 2023'ten neler bekliyoruz gibi konuştuk. Bir de burçları konuşuyorduk. Sen Boğa burcusun. Boğa burcuyum. Boğa burcu ile ilgili 2023'te Boğa burçlarını neler bekliyor? Neler benim bekliyor? İkizler de Boğa. Onlar da Boğa. Boğa burcu geçtiğimiz yıl bu zamanlar başlayan tutulmalardan birazcık olumsuz etkilenmiş olabilir. Yani hayatında bazı değişimler, arkadaş çevresinde, iş hayatında, ilişkilerinde, ilişkilere bakışında da bir takım değişimler olmuş olabilir. Ama şöyle bir durumları var. Sanki bir şeyleri kaybederken başka bir yerden de yükseliş yaşıyor boğalar. Yani bir şeyler eksiliyormuş gibi gözükse de bir taraftan da yukarı çıkıyorlar. Bunu en iyi 16 Mayıs'tan sonra anlayacaklar. Çünkü Jüpiter 12 sene sonra tekrar Boğa burcuna geçecek ve Boğa burçları için çok özel bir şans ve fırsat dönemi başlayacak. Ne zaman geçecek? 16 Mayıs'ta. 16 Mayıs 2023. Bunu o zamana kadar da ne yapması lazım? Mesela lazım? Boğaların hepsinin öncelikle böyle bir gerçekten check-up'tan geçmelerini tavsiye ediyorum. Yani çok sağlıklı olabilirler, çok iyi olabilirler ama işte ne durumdayım, nasılım, saçım, cildim, tırnağım, bedenim nasıl, işleyişi nasıl? Aynı zamanda gizemli konular, daha önce onları meraklandırmayan, ilgilendirmeyen konulara biraz daha ilgileri artabilir. Evet. Böyle bir manevi koruma kalkanı içinde olabilirler ve dışarıdaki sesleri susturup kendi içlerinde bir eğlenceye geçecekler. Kendileriyle eğlenmeyi, kendi sevdikleri bireysel çekirdek alanlarıyla eğlenmeye geçecekler ve huzurlu oldukları yerin aslında kendi iç alemleri olduğunu ilk defa fark edecekler. Yani kendi iç alemlerindeki zenginliğe uyandıkları bir zaman olacak ve bu arada da bazı şifa teknikleri öğrenebilirler mesela. Yani işte daha iyi nasıl olurum, daha sağlıklı nasıl olurum. Evet. Zihinleri çok susmayabilir. Aynı anda birçok şeye yetişmek zorunda oldukları için kendilerini böyle kimsenin fark etmediği bir savaşçı gibi görmeye başlayabilir. Yani çok savaşıyorum, çok mücadele ediyorum, kimsenin ruhu duymuyor, bir sürü iş yapıyorum şeklinde. Ama bu güzel enerji bahardan itibaren onların lehine dönmeye başlayacak. Birazcık kankalarını, işte ilişkilerini, en yakınlarını sorgulamaya almış olabilirler. Bunlarla ilgili nihai kararlarını da sene sonuna doğru verecekler diye düşünüyorum. Kariyerleriyle ilgili de boğalar çok hiç kimsenin aklında olmayan bir işe girebilirler. Yani bunu inanmıyorum falan gibi. Hani herkese şok edecek, herkese dedirtecek bir işin içerisinde olabilirler. Ciğerci açıyor. Ciğerci açıyor. Nefise ciğerci. Ciğeri yalnız bence sevdiler. Ama farklı bir şey olacak bu kesin. Ne kadar etkilemiş. Ciğer etkiledi Emre'yi. Çok iyiydi. Tam da Emre'ye ithaf ettiğimiz bir yemek olmuştu. Aynen. Ne güzel. Çok iyi oldu. Böyle bir sıçrayışları olacak gibi gözüküyor ama biraz babalarıyla, anneleriyle, özellikle anneleriyle de uğraşmaları gerekebilir. Ya da işte aile büyükleriyle uğraşmaları gerekebilir. Sağlık açısından mı? Sağlık, sorumluluklar birazcık artabilir. Ama kesinlikle 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter onlara şunu gösterecek. Bu arada Jüpiter şans gezegeni diyoruz. Şans da getiriyor. Getiriyor değil mi? Şans kesinlikle getiriyor. Mesela durduğu yerde durana da şans getiriyor. Ama o şansı fark edip bir şekilde harekete geçirene daha çok yarıyor. Tekrar işte çocuk sahibi olmak, evlenmek, istediğin evi almak, istediğin arabayı almak, bir bahçe sahibi olmak, bir şeyin sahibi olmak için büyük bir fırsat verebilir. Boğalara böyle bir fırsat gelebilir. Evet, o fırsatı görmek, yakalamak biraz da beceri istiyor. Ama bir ruhsal genişleme yaşayacaklar. Bir de çok değişecekler. Yani 2018 Mayıs'ından sonra zaten hayatları inanılmaz değişmeye başladı. Bakış açıları, bilgileri, her şeyi tazelenmeye başladı. Onlar da biliyor musun kaç senedir çile çekiyor boğalar? 2010 yılından beri boğalar resmen bir dönüşüm yaşıyorlar. Sürekli zikzak çizdiler, onu yaptılar, bunu yaptılar. En son kendilerini buldular. Şimdi de başarıya doğru gitme zamanı. En son bize sıra geldi yani. En son bize sıra geldi. Her şeye yetişmekten. Harika. Ama boğa sizin yılınız. Ama boğa evet çok şanslı. Özellikle ikinci yarısından sonra bak şununla da ilgili çok şanslı. Çok önemli insanlarla tanışabilir. Birlikte yapılan çalışmalar, arkadaşlarla, kadim dostlarla yapılan çalışmalardan çok büyük fayda gelebilir. Yani böyle yıllardır ben bunu yapmayı çok istiyordum. Hep çocukluk hayalimde, hep gençlik hayalimde dedikleri şeyleri hayata geçirebilirler. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren. Bu anlamda çok şanslı. Bu arada boğa doğuştan şanslı bir burçtur. En şanslı burçları hangileri? İlk yarıda ateş ve hava dediğim gibi işte koç, efendime söyleyeyim, ikizler, aslan, terazi, yay, kova. İlk yarıda bunlar ekstra şanslı. Gerçi kovaların üzerinden böyle bir zorluk süreci geçiyor. İkinci yarıdan itibaren aslında Mayıs'tan itibaren de su ve toprak grupları çok şanslı olacak. Boğa, yengeç, başak, oğlak, akrep. Evet, onların şansı artacak. Farkında mısınız? Yeni yıla dakikalar kaldı. Dakikalar kaldı. Evet, biz isterseniz hep birlikte sahneye kalkalım. Sahneye mi kalkalım? Tabii ayağa kalkalım. Hepimiz kutlayalım. Yeni yıl dileklerimizi orada verelim. Oturarak yapmayalım. Ne demişler? Ne kadar hareketli olursak o kadar bereketli oluruz. Hep bereket. Annem derdi ki oturduğunuz yerde bereket olmaz. Ayağa kalkın bereket olsun yani. Hareket bereket. Harikasınız. Evet. Hepinizin yeni yıl dileklerini almak istiyorum. Emre yeni yılda ne istiyorsun? Ne diliyorsun? Sağlık. Öncelikle tabii ki. Sağlık olmadığı zaman her şey çok zorlaşıyor ama sağlık olduğu zaman her şeyin gerisi geliyor. Kolay oluyor. Çok doğru. Bir de biraz böyle sanki zor bir yıl geçirdik ya, hayallerimizi unuttuk. Onların hiç olmazsa 2023'te biraz peşinden koşalım. Çok haklısın. Değil mi? Evet, katılıyorum sana. Evet Nefise, 2023'te neler arzularsın, neler dilersin? Tabii ki sağlık en başta. Tüm sevdiklerim ve hepimiz için sağlık diliyorum. Şans olsun. Evet. İşlerimiz şanslı olsun hep. Şans çok önemli. Evet, çok önemli. Bereketli olsun. Evet. Ve bir de barış diliyorum. Hakikaten o barış ve huzurlu olmayı, birbirimizi dinlemeye ve birbirimizi anlamaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Biraz empati duygusunun eksildiğini düşünüyorum son dönemlerde. Biraz bunlardan da olsun istiyorum yeni senede. Çok doğru. Ne güzel söyledin. Buket'cim sen? Yani her şeyin başı sağlık, huzur ve mutluluk. Böyle bir mutsuzluk süreci var aslında insanlarda ve dünya genelinde böyle aslında. Ve bunun geçmesini diliyorum ben yeni senede. Biraz daha mutlu olalım, biraz daha umutlu olalım. Ben de hem de barış da diliyorum bütün dünya adına. İnşallah çok güzel bir sene olur. Güzel düşünelim, güzel olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Mineciğim sen ne istiyorsun 2023'ten? Ben tüm masumların, tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğu, korunduğu, dünyanın çok daha yeşil olduğu bir 2023 istiyorum. Ağaçlar inanılmaz artsın, barış inanılmaz artsın, nezaket inanılmaz artsın ve insanlar böyle bir ruhsal farkındalık yaşasın diliyorum. Tabii ki hepsi sağlıkla birlikte. Hepsi sağlıklı. Ay ne güzel şeyler söylediniz. Bayıldım, ben bütün söyleyeceklerimi unuttum bu arada. Evet Kürşat Bey, siz ne diliyorsunuz? Ben İnsanların da hayvanların da dilediği gibi yaşayabilecekleri bir 2023 düşünüyorum. Harikasınız. Aynen. Kısaca özet bu. Sevgili Nermin Balayeva. Ben de herkes gibi herkese sağlık diliyorum. Güzel bir sene olsun istiyorum ama en önemlisi savaşların olmadığı, kadınların mutlu yaşadığı, çocukların mutlu olduğu bir dünya istiyorum. Ve inanıyorum ki 2023 böyle bir sene olacak. Ne tatlısın. Evet, hadi bakalım. Sen ne diliyorsun? Mikrofonumu alayım. Evet, 2023'ten ne diliyorsun ve ne bekliyorsun? Herkesin söylediği şey aslında ortak. Sağlık bekliyoruz, barış bekliyoruz. Birbirimizi dinleyip huzurla yaşamak istiyoruz. Kadınlara, çoluklara, çocuklara, canlılara zarar gelmesini istiyoruz. harika bir 2023 ilerisi olsun, evet, hepimiz için. Dilerim ki. Ne tatlısınız. Efendim, herkes bir şey diledi. Ben şöyle yaklaşıyorum karşı kameraya. Ben yazdım ama. Ne güzel. ben yazdım. Ben yazarak okuyacağım. Bugün aslında hepinizle lezzeti paylaştık, sevgiyi çoğalttık. O yüzden çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu güzel geceye benimle katıldığınız için, konuklarım olduğunuz için. Benim için de çok büyük bir heyecandı bu gece sizlerle olmak. Efendim, ben de diyorum ki sevgi dolu, neşeli, gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olduğu şahane, sağlıklı bir yeni yıl olsun. 2022'ye elveda diyoruz. Elveda, evet. Yaşasın, yaşasın 2022. Yeni umutlar, yeni güzellikler.